Günaydın mutlu değerli izleyenler. TV yüz ekranlarındayız. Günün rotasıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca da hem Türkiye'nin hem dünyanın gündeminden bahsedeceğiz. Ekonomiye dair gelişmelerimize birlikte son seçime dair başlıkları ele alıp sizler için değerlendireceğiz. Yine konuklarımız olacak. Eline boyuna tüm meseleler masaya yatırılacak diyelim. Ekonomi ve siyaset gündemine dair dünyada neler oluyor? Onlardan da bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Hangi başlıklar var? Dünya gündeminden bir başlıkla başlayacağız bugün. Oscar'dan bahsedeceğiz. Sinema dünyasının en gösterişli şovu bu yıl 96. kez düzenlendi. Bu sabaha kadar süren törende geceye Oppenheimer damga vurdu. 13 dalda aday gösterildi. Film 7 ödül aldı. Gecede Gazze'deki katliam elbette konu başlığıydı. Ukrayna'nın barış çağrıları da yer aldı. Sinema yazarı Fırat Sayıcı ile gecede tam olarak neler yaşandı bunları da konuşacağız. Bir diğer gündem maddemiz. Yerel seçimlere 19 gün kaldı. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de muhalefete sert bir şekilde eleştirilerde bulundu. Atatürk maskesi takıp yattılar dedi. Özgür Özel'in de gündeminde emekli maaşları ve asgari ücret vardı. Özel benimle kavga edilecekse emekçinin hakkı için de edeceğim diyor. Fiyat denetimleri için yine süreç hızla devam ediyor. Bundan da bahsedeceğiz. Ramazan ayı başladı. İlk oruçlar bugünden itibaren tutuluyor. Bayrama bir ay kala fahiş gıda fiyatları gündemden düşmüyor. Ticaret Bakanlığı fiyat denetimlerinde hızını artırdı. 7500 kişilik ekip sahada denetim yapıyor. Türkiye Ramazan bayramına nasıl girecek? Enflasyon ve fiyatlar nasıl seyredecek? Ekonomiye dair de her şeyi ele alacağız demiştik. Bu da gündem başlıklarımızdan biri olacak. Ankara'nın gündeminde neler var? Oradan da bahsedeceğiz. Ankara Haber Müdürü Bilgehan Atay yine bu sabah bizimle birlikte hafta başında. Bilgehan günaydınlar, hoş geldin. Günaydın Duygu Gözde. İkimizin de maviden yana tercihi olmuş bugün. Bence çok güzel olmuş. Normalde pişti denir ama ben uyum olarak görüyorum. Evet. Ben de öyle görüyorum kesinlikle. Keyifli bir açılış oldu. Gündem başlıkları da keyifli umarım. Neler anlatacaksın bize bugün? Keyifli göreceli bir kavram olur tabii çünkü 19 gün malum sonra sandık başında olacağız ve kimi zaman o tarih yaklaştıkça işte siyaset sahnesinde tansiyon biraz daha yükselmiş oluyor. Liderlerden gelen mesajların tonu yükseldikçe dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirileri oldu. Ona yönelik mesajları vardı. İlk etapta kent uzlaşısı konusu gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bildiğiniz gibi. Bir önceki genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adıyla bir oluşum, bir ittifak kuran partiler yerel seçimde farklı yollar izleme kararı aldı ve tek tek her biri seçime girme kararı aldı. O dönemde yine DEM daha önceki ismiyle HDP olarak bir takım görüşmeler yapılmıştı. Yerel seçim bazında da bir görüşme gerçekleştirildi ama o görüşmeler çok büyük kapsamda bir işbirliğini ortaya taşımadı. Sınırlı derecede bir işbirliği söz konusu denilebilir CHP ve DEM cephesinde. Kent uzlaşısı işte buradan ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirdiği noktada CHP'nin DEM'le olan işbirliğiydi. Bir ifadesi var. Kent uzlaşısı adıyla gizli saklı işleri sürdürüyor dedi Genel Başkan Özgür Özel için. Bu kent uzlaşısı formülünde sadece Mersin ve İstanbul'un bazı ilçelerinde iki parti arasında işbirliği söz konusuydu ama bununla sınırlı kalmadığı daha farklı yerlerde de bir takım işbirliği olduğuna dair iddialar dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gizli saklı işleri sürdürüyor kent uzlaşı adı altında diyerek bu noktaya bir anlamda eleştirilerini sürdürmüş oldu CHP cephesinde. Yine başka eleştirileri de vardı Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik. CHP'nin başında güya bir genel başkan var dedi ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor ifadelerini kullandı. Hatta bir adım öteye daha taşıdı. Yeşilçam'ın bazı karakterlerini hatırlatarak benzetmelerde bulundu. Özgür Efendi Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e. Tabii bu eleştirilerden sadece Özgür Özel değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da nasibini aldı. Ona yönelik de sert eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugün yine bu çok tartışılacak açıklamalar arasında diyebiliriz. İstanbul'da sürekli kendini göstermek için azarlanıp duran tutmayın küçük enişteyi. Bu da bir başka Yeşilçam karakteri.
var ifadesini kullandı. Kibirli bir eda ile atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı baki değil, zaten yarım gün mesai yapıyor dedi. Dolayısıyla aslında vermiş olduğu bu mesajlarla yerel seçime dair o tansiyon birazcık daha yükselmiş görünüyor. İzmir'e yönelik de mesajları vardı. Buradan da yine CHP seçmenine bir anlamda mesaj vermiş oldu Cumhurbaşkanı. Bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı. Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız dedi. Biliyorsunuz ki Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki adayı da Hamza Dağ. Yine orada da CHP'nin adayıyla birlikte rekabete girecekler. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de acaba bu yerel seçim sonrasında, 31 Mart sonrasında 1 Nisan'da sonuç değişecek mi? CHP'nin kalesi olmaya devam edecek mi İzmir, yoksa el mi değiştirecek ilk defa? Bu da bir anlamda bu mesajlarla birlikte önümüzdeki günlerde takip edip etkilerini göreceğiz. Sandığa da nasıl yansıdığını bu mesajların elbette ki o zaman görmek mümkün olacak. 19 gün sonra sandık başında olacağız dedik Duygu Gözde. 21 Mart'ta da seçim propagandaları başlayacak. O tarihe kadar da bu hararetli konuşmalar devam edecek hiç şüphesiz. Öyle görünüyor. Şimdi benzer iddialı açıklamalar Akşener'den de geldi. Oy vermezseniz ben evime döneceğim diyor. Muhalefet kanadında neler oluyor? Evet, Akşener'in daha önce de aslında benzer açıklamaları olmuştu. Bu seçimde de buna yönelik mesajları oldu. Sadece Akşener'den de değil aslında. Belki birebir bu ifadeyle kullanılmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da yasa gereği bunun son seçimi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı özelinde elbette ki. Dolayısıyla yerel seçimde elde edilen başarıyla bir emaneti bırakacağım ben yeni gelen arkadan ekibe ifadesini kullandı. Bu anlamda bu minvalde bir ifadesi oldu. Keza işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da buna benzer bir ifadesi oldu. O da bu benim son dönemim dedi. Bir kez daha aday olmayacağının açıklamasıydı bu aslında. Akşener'den de bu minvalde açıklama geldi ama bir taraftan da hem İyi Parti cephesinden hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinden karşılıklı açıklamalar var aslında. Son günlerde dozu biraz daha artan açıklamalar bunlar. Neydi o? Hatırlayacaksınız, biraz geriye sarıp hatta altılı masada krize de neden olan bir unsurdu bu. Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın İyi Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olarak görmüştü. Ve o dönem bu iki isim üzerinden çok büyük tartışmalar yaşanmıştı. Hatta Akşener'in masadan kalkmasını varan ve daha sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı formülüyle bu iki ismin yeniden masaya dönüşünü de sağlayan, yine aynı iki ismin bir anlamda çözüm olduğu bir masa etrafında yine birleşilmişti o dönemde. İşte bu dönemler hatırlatılarak yeniden ortaya çıkan bir tartışma var. Akşener Mansur Yavaş'ı korkak olmakla suçlamıştı. Mansur Yavaş ona cevaben samimi değildi Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi şeklindeki ifadesini. Bu kez parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan yanıt geldi Duygu Gözde. O da 2022'yi hatırlattı özellikle ve bu noktada Yavaş'ın partimize olan bir ziyareti sırasında heyetler arası görüşmede genel başkanımız bu teklif ve çağrısını o görüşmede de iletmiştir. Bu bakımdan bizim bu konuda eksik davrandığımız konusundaki iddialar gerçek dışıdır dedi. Şimdi bu tartışmaların bir de arka planına baktığımızda aslında işte genel seçim döneminde sağlanan İyi Parti ve CHP arasında diğer partiler de, muhalefet partileri de vardı elbette ama bu seçimde sağlanamayan ve yol ayrılımına neden olan durumdan sonra, o görüşmelerden sonra, elbette ki o açıklamalardan sonra bir tabanda ittifak olur mu düşüncesi ortaya çıkmıştı. Özgür Özel de zaten keza konuşmalarında hep bunu dile getiriyor. Türkiye ittifakında buluşalım diyor. Seçmeni yani bir parti üzerinde, özellikle de kendi partisi üzerinde konsolide olmaya davet ediyor aslında. Dolayısıyla da bu mesajların alt satırlarına baktığımızda hepsi de aslında bu. Çünkü Mansur Yavaş'ın da yapmış olduğu açıklamalarda ben İyi Partililerden de oy bekliyorum şeklindeki iç açıklaması. Hala aynı noktadayım, aynı düşüncedeyim. Bu bir ittifaktır şeklinde bir düşüncesi olmuştu. Seçmendeki ittifakı kastederek tabii ki. Bunlar da tabii sandığa nasıl yansıyacak yine önümüzdeki günlerde daha net görmek mümkün olacak. Evet, seçime kısa bir süre kaldı, senin de ifade ettiğin gibi. Meydanlarda hava nasıl diye konuşuyoruz hep ama sokaklarda nasıl? Şimdi seçim zamanı deyince hep aklımıza ilk gelen şey o müzikli arabalardı. Seçim arabaları, seçim otobüsleri, bunlar biraz daha aklımıza kalan şeyler. Bunları görüyor muyuz son zamanlarda? Bir de propaganda yasakları ne zaman başlıyor?
21 Mart'ta başlayacak seçim yasakları, propaganda yasakları. Tabii gün geçtikçe hemen her yerde adayların posterleri, partilerin amblemleri, liderlerin keza aynı şekilde mesaj içerikli posterleri sokakları süslüyor diyelim. Tabii tırnak içinde, kimine göre de bu bir eleştiri konusu. Diğer taraftan da elbette ki seçim otobüsleri, seçim arabaları ve çalınan müziklerde sıkça kulağımıza gelen, hatta kimi zaman haber merkezinde bizim haber yazma gayreti içerisindeyken sıkça duyduğumuz sesler diyebiliriz bu anlamda. 21 Mart'a kadar bu böyle devam edecek hiç şüphesiz. Peki şimdi bir başka gündemde yapılan açıklamalar terörle mücadele noktasında. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çok kritik açıklamalarda bulundu. Buna dair de detayları alalım mı? Kuzey Irak operasyonları ile ilgili son durum nasıl ilerliyor? Kandil tarafına operasyon olacak mı mesela? Çok önemli açıklamalar hiç şüphesiz, ama ilk kez duyduğumuz açıklamalar demek çok da doğru olmayacak. Çünkü sinyalini aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kabine toplantısı, en son hatta yapılan kabine toplantısı sonrasında bizzat vermişti. Terörle mücadele Ankara'nın çok önemli bir gündem başlığı. Kabine toplantılarının değişmeyen gündem başlıkları, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının yine aynı keza o şekilde. Dolayısıyla da uzunca bir süredir uzun soluklu devam ettirilen bir mücadele bu ve belirli de bir aşamaya getirildi. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürütmüş olduğu operasyonlar var, hem İçişleri Bakanı Jandarma'nın yürütmüş olduğu operasyonlar ve keza sahada da MİT ajanlarının, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu nokta operasyonlar var. Şimdi bir oluşturulmak istenen güvenlik koridoru meselesi var orada. Bir de Irak'ın kuzeyinde özellikle uzunca bir süredir yuvalanan terör kampları var. Bu konuda geçtiğimiz yıllarda aslında hükümet, Ankara hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere elbette ki tüm güvenlik mekanizmaları Irak'taki muhataplarına, hem merkezi hem de yereldeki elbette ki muhataplara iletilmişti ve bir ortak mekanizma kurulması konusunda teklifte bulunmuştu Türkiye. Buna yönelik bir iradenin artık aslında ortaya konulması da bekleniyor. Diğer taraftan yakın zamanda bir görüşme olması bekleniyor Irak'ta, Bağdat'ta ve bu görüşmenin de bu konunun da bir kez daha orada gündeme getirilmesi gerekiyor. Bekleniyor daha doğrusu. Yapılan açıklamalardan biz özellikle de bunu anlıyoruz. Gelelim o sözünü ettiğin açıklamalara. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak'ın kuzeyi terörist lerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek dedi. Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak, çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkaracağız ifadesini kullandı. Tam da bu şekilliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte az önce sözünü ettiğim kabine toplantısı sonrası açıklamalarını hatırladık biz. Aynı ifadeyi kullanmıştı. Hatta bir adım daha öteye taşımıştı Cumhurbaşkanı. İçine güney sınırlarını da dahil eden çok dikkat çekici bir açıklaması olmuştu. Hemen yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Türkiye-Suriye sınırlarına yönelik olarak da, ki Türkiye'nin burada sınır boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmak istediğini önceki bağlantılarımızda da hatırlatmıştık. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dolayısıyla zemini yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu fikir yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. Dolayısıyla hazırlıklar da buna yönelik yapılıyor diyebiliriz. Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarında bu minvalde okumak gerek. Yine bunun da altını çizelim. Ankara'nın da bu uzunca bir süredir hem yakından takip ettiği konu, hem de bundan sonraki süreçte de yakından takip edeceği konu olacak. Hem terörle mücadele operasyonları, hem de yakın zamanda gerçekleştirilecek olan diplomatik temaslarda son derece önem taşıyor olacak bizim açımızdan da. Bilgehan, çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet, bugünün gündem maddelerinden biri de Oscar ödülleriydi. Açılışta biraz bahsetmiştik aslında. En iyi film ödülünü Oppenheimer aldı. 13 dalda Oscar'a aday gösterildi bu film ve en iyi yönetmen ödülünü de filmin yönetmeni Christopher Nolan aldı. Filmdeki rolüyle Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Bu arada konuşmasındaki ifadeler dikkat çekiciydi. Atom bombasını yaratan adam hakkında bir film yaptık ve iyi ya da kötü hepimiz Oppenheimer'ın dünyasında yaşıyoruz. Bu yüzden bunu her yerdeki barışı savunanlara ithaf etmek istiyorum açıklamasını yaptı diyebiliriz. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu ödüllerini
alan bir filmden bahsediyoruz. En iyi kadın oyuncu ödülü bu arada Emma Stone'a. Diğer ödüllerin, kategorilerdeki diğer ödüllerin bilgisi de ekranlarımıza yansıyor. Bu konuyu konuşacağız yine detaylarıyla beraber. Sinema yazarı Fırat Sayıcı bize aktaracak. Merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bu son ödül alan filmin Oppenheimer olduğunu görüyoruz. Çok da sürpriz değildi sanırım. Ne dersiniz? Evet, aslında böyle bir gücünün olması önemli en azından. Hani siyasetçilerin bu kadar konuşamadığı bir durumu sanatçıların konuşması, film sanatçıların konuşması gerçekten değerli. Ki onlar kamuoyu yaratma konusunda oldukça başarılılar. Özellikle Poor Things filminde oynayan Remy Yusuf, Mark Ruffalo bu konu üzerinde çok durdu. Bir de tabii ki ikinci kez Oscar'ını alan Billie Eilish isimli şarkıcı bu durum üzerinde özellikle durdu. Hatta Remy Yusuf özellikle Kırmızı Halı'da verdiği röportajda bunu bayağı konuştu ve etkili olduğunu düşünüyorum bu konuşmaların. Yine geceye baktığımızda önemli anlardan bir tanesi belki de gereksiz bir an gibi gözüktü ama John Cena'nın çıplak bir şekilde bir sunum yapması oldu bir ödülü verirken. Kimileri tarafından çok da gereksiz bir sahne olarak söylendi, konuşuldu. Oscar kazananlara baktığımızda ise tabii ki Oppenheimer'ın vurduğu damga var. En iyi film, en iyi yönetmen de Christopher Nolan aldı ki dediğimiz gibi bunlar sürpriz isimler değildi, tercihler değildi. Ki Christopher Nolan artık şu an yaşayan en büyük yönetmenlerden biri olarak tarihe geçmiş bir yönetmen artık. Ve gerçekten de çok zor bir konuyu, bıçak sırtı bir konuyu mükemmel bir şekilde sinemaya aktardığı için bu ödülü zaten hak ettiğini düşünüyorum ben kendi adıma. En iyi kadın oyuncu da Emma Stone, Poor Things yani Zavallılar filmiyle aldı. Bu da sürpriz bir sonuç değildi. En iyi erkek oyuncu da Cillian Murphy'nin oynadığı az önce sizin de belirttiğiniz şekilde bir atom bombasını yaratan ve kitleleri imha eden bir adamın hikayesini anlatmasına rağmen bu kadar etkili olması aslında hem Christopher Nolan'ın hem de o ekibin sinemanın gücünü nasıl iyi kullandığına ve bunu filmleştirebildiğine dair önemli bir kanıt bizler için. Yine aynı filmden uzun yıllardır bir Oscar elde edemeyen Robert Downey Jr.'ın ki çok çalkantılı bir hayatı var. Aslında adamın kendinin hayatının iyi bir film olmasını bekliyoruz film artık. Film olma ihtimali var, evet. Var yani aynen. Çok çalkantılı bir yaşamı var. Onun en iyi yardımcı erkek oyuncu alması çok isabetliydi ve iyi olduğunu düşünüyorum aynı şekilde. Çok konuşulan bir iki film var. Bunlardan bir tanesi Bir Düşüşün Anatomisi ki daha çok Avrupalı seyircilerin seveceği bir tarzdı. O sadece en iyi özgün senaryoda ödül aldı. Hı hı. Yine en iyi uyarlama senaryoda ise American Fiction dediğimiz daha çok siyahilere yönelik pazarlanmış bir hikaye ve film olduğunu düşündüğüm bir film aldı ki bunun yönetmeni de zaten çok biraz gereksizce şey dedi, siyahilerin üzerinde hala büyük bir market var, büyük bir pazar var, buraları değerlendirmeliyiz gibi saçma sapan bir söylemde bulundu. Yakında bunun tepkileri çıkar zaten. En iyi uluslararası filmde de yine çok konuşulan ve alacağına kesin gözüyle bakılan The Zone of Interest, Nazi döneminin Almanya'sını anlatan bir film ki bu filmin yapımcıları da aynı şekilde şu an İsrail'in Filistin'e olan baskısını yaptığı zulmü biraz eleştirel kelimeler kullandılar, sarf ettiler. Hatta bu Kırmızı Halı'da bazı oyuncular Filistin bayraklarıyla ya da kırmızı bayraklar, broşlar takarak bu savaşı protesto ettiklerini belirttiler. Yine görüntü yönetiminde ve en iyi müzikte Oppenheimer alırken Barbie çok konuşuluyordu ilk başlarda. Barbie'nin sadece en iyi orijinal şarkı alarak bu geceyi terk ettiğini söyledik. Ryan Gosling filmdeki bir şarkıyı seslendirdi. Kendi alakalı bir şarkı seslendirdi. Zaten gecenin en görkemli şovu da oydu. Geri kalan şeyler bence
sönüp geçti diyebilirim. Bunun haricinde de işte yine zavallılarını aldı. En iyi saç makyaj tasarım, en iyi yapım tasarım, en iyi kostüm tasarımı da pek fazla sürpriz değildi diyebiliriz. Benim bir de özellikle çok hoşuma giden, sevindiğim bir film vardı. O da Miyazaki'nin filmiydi. O da animasyon filmi. Animasyon ödülü aldı. En iyi animasyon ödülü aldı. Hı-hı. Yani genel olarak böyle bir sürprizsiz bir gece yaşadık. Mariupol yine bir ödül aldı. Mariupol'da 20 gün en iyi belgesel uzun metraj. Evet, en iyi belgesel aldı. Evet, Ukrayna tarihi için aslında bir ilk ve mevcut dönemin şartlarına da bakarsak o tarafla ilgili bizi sevindiren bir aslında ödül de diyebiliriz. Belki onlara da moral olmuştur. Evet, yani izleyemedik henüz ama ona da anlamlı bir onlar için anlamlı bir ödül olmuştur. En iyi kısa filmi de o zaman söyleyelim. The Wonderful Story of Henry Sugar diye bir film aldı. Hı hı. Bu da önemli yapımlardan bir tanesi olarak geceye damgasını vurdu diyebiliriz. Fırat Sayıcı, çok teşekkür ediyoruz sizlere de katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Oscar'lar sahiplerini buldu. 96. Oscar ödüllerinin sonuçlarından bahsettik az önce. Geceye dair izlenimlerinden de bahsetti Fırat Sayıcı. Şimdi biraz ekonomi tarafına doğru geçelim yavaş yavaş. Borsanın açılmasına dakikalar var. Ne noktadan kapattı geçtiğimiz haftayı? Oradan bahsedeceğiz. Ayrışmalar vardı yine. Haber akışı kaynaklı fiyatlamalar vardı. Bunların da detaylarından bahsedeceğiz. Özellikle haftanın son işlem gününde gün boyu ağırlıklı tarafta alıcılı seyrediyoruz. Etti. Endeks ve son saate girildiğinde %1 civarında bir değer artışı vardı. Yeniden 9000'lerin üzerine çıktığını gördük ki bu noktadaki fiyatlamalar oldukça kritikti diyebiliriz. 9150 puan seviyesinde hareket ediyordu son dakikalar, son saate girildiğinde son dakikalar itibarıyla. Burayı biraz daha detaylandıracak olursak eğer haftayı 9100 puan üzerinde kapatması durumunda %3'lük geçtiğimiz hafta önceki haftada %3'lük geri çekilmenin üzerine pozitif bir haftalık kapanış olarak karşımıza çıkacaktı ki bu vücut buldu son kapanış rakamında 9155 puan seviyesini gördük. Diğer alt endekslere baktığımızda yine ekrana yansıyor. Bankacılık tarafı %3 üzerinde primliydi. Bu oldukça dikkat çekici bir performans aslında. Sanayi tarafında da yine bir prim var ama görece oldukça sınırlı, 0.3 civarında. Aradaki makasın yeniden açılmaya başladığından bahsediyorduk. Sanayi tarafındaki endeks lehine. Fakat bankalar endeksi destekleyen, Borsa İstanbul 100 endeksini destekleyen bir performans sergiledi. %3 üzerinde prim yaparak. Spor tarafı, sigorta tarafı yine %3 civarında değer artışlarıyla dikkat çekti diyebiliriz. Piyasanın aksine hareket eden sektörler de var elbette. Onlar hangileri diye baktığımızda biraz daha turizm, mineral, elektrik tarafının bu noktada ön plana çıktığından bahsedebiliriz. Şimdi Fitch'in kararı bir miktar daha yansıyacak. Bu açılışta da yine pozitif bir gerçekleşme beklenebilir haliyle. Not görünümü ve not artışı yapılmasıyla beraber beklentiler yabancı yatırımcı girişleri için de olumlu. Piyasa fiyatlamaları açısından da oldukça olumlu. Tabii ki de bunu genele yayılır bir şekilde yansıdığını görmeyi umuyoruz. Yapılan açıklamalarla beraber özellikle Fitch'in raporu üzerine yorumlar da var. Onlardan da bahsedeceğiz ama şöyle para piyasalarına da hemen bir göz atalım. Orada son durum nasıl? Üzerine bir MTI'yi de görelim. Sonrasında detaylıca zaten konuşuyor olacağız. Endekslerdeki son durum hafta kapanışında primli bir seyre işaret etmişti. Para piyasalarını da alalım. Son rakamları oradan da takip edelim hemen. Dolar TL kanalının 32 lira, euro dolar 1.09, euro cephesinde 35.06 seviyesini görüyoruz. Sterlin'de 41.12 seviyesini görmekteyiz. Son rakamlar para piyasalarında böyle şekilleniyor diyebiliriz. Bir miktar daha kura ilişkin beklentileri yorumlamaya çalışacağız. Yine yayınımız içerisinde özellikle Fitch'in kararı üstüne yapılan açıklamalarda Cevdet Yılmaz kurla alakalı bazı yorumlarda bulundu. Enflasyonist süreçlerde özellikle dezenflasyonun tesis edilmeye çalışıldığı dönemlerde kurun
aylık enflasyon oranından daha fazla artış göstermesi beklenmemelidir dedi. Zaten bir süredir kurdaki değişime baktığımızda kademeli yükselişin devam ettiğini görüyoruz ve süreç enflasyonun düşüşünü beraberinde getirecek deniyor. Dezenflasyon sürecin tesisi hususunda da zaten enflasyon üzerinde hareketlilik sergileyen bir kur görmemizin çok da olası olmadığından bahsedildi. Altın tarafına dönüp bakacak olursak ons bazında 2178 dolar seviyesini görüyoruz. Gramda 2241 dolar lira seviyesini görüyoruz. Bu rakamlar da aslında geçtiğimiz hafta takip ettiğimiz ABD tarım dışı istihdamının beklentileri aşması sonrası ons bazında gördüğümüz o seviyeleri hatırlatıyor bizlere. Beklentiler nasıl, hemen oraya da değinelim. Gelen tarım dışı istihdam verisinin etkileri aslında swap piyasalarında Haziran'da Fed'in faiz indirimine gideceği, 25 bas puanlık faiz indirimine gideceği beklentisini %100 olarak fiyatlanmasına neden oldu. Altındaki hareketliliği bu anlamda biraz daha hızlı görmeye başladık diyebiliriz. Çünkü daha rasyonel tarafta şekillenen beklenti Fed'in 3. hatta 4. son çeyrekte faiz indirimlerine başlaması noktasındaydı. Gelen veri bu anlamdaki piyasa beklentisinin, Haziran'da Fed'in faiz indirmeye başlayacağı beklentisinin onanmasına neden oldu da diyebiliriz bir şekilde. Haliyle faiz indirimleri altın tarafına yarıyor. Altındaki fiyatlamalarda rekora yaklaşan seviyelere dönebiliyor. Ons bazında 2179 dolar seviyesini anlık olarak görüyoruz. Gramda da telaffuz edelim tekrar, 2241 lira seviyesi hakim. Petrolde bir kısmı düşüş var. Varil başına 81 dolar 45 sent seviyesini Brent petrol adına takip ediyoruz. Az önce bahsetmiştik. Biraz onun detaylarını da görmek lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bakan Şimşek diyor ki Fitch'in uygulanan programa kayıtsız kalmadığını görüyoruz. Kredi notu daha da yükselecek. Bunu diğer kredi kuruluşları da takip edecek ve zaten geldiği nokta itibarıyla bu not değerlendirmeleriyle ilgili Türkiye'nin hak etmediği bir yerde olduğu sıklıkla ifade edilmişti. Bu not görünümünü diğer kredi derecelendirme kuruluşları da takip eder. Yukarı yönlü revizyonları görürüz ifadeleri kullanılıyor. Buna dair bir haberimiz var. İzleyelim, devam edelim. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Not görünümünü ise durağından pozitife çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in kredi notu kararını değerlendirdi. Uygulanan ekonomik programdaki olumlu gelişmelere işaret etti. Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. Bakan Şimşek, artışın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı. 12 yıl sonra gelen bu not artışında Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makrofinansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makrofinansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir. En merak edilen ikinci soru. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasıyla yanıt buldu. Konut kiralarında %25 zam sınırının enflasyonun gidişine göre yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Emekli aylıkları için de açıklamalar vardı. Aynı zamanda asgari ücrete ek zam için de. Ucu açık konuştu. İzleyelim. Yaklaştığı zaman bir etki değerlendirme yapılacaktır. Artılarına, eksilerine bakılacaktır. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata, hepsine bakılarak bir karar verilecek. Konut kiralarında %25 zam üst sınırı devam edecek mi? Cevabı yılın ikinci yarısında netleşecek. Temmuz ayında süresi dolacak olan uygulamanın geleceği ekonominin seyri de göre masaya yatırılacak. Hükümetin önceliği ise fiyat istikrarını sağlamak. Asıl olan tabii enflasyonu düşürmek ve bu ihtiyacı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürdüğünüz zaman buna ihtiyaç kalmayacak zaten. Bu konudaki karar henüz alınmış değil. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında yanıtladı merak edilen soruları.
konut fiyatlarını aşağı çekmek için de çalışma yapıldığını anlattı. Sadece bir takım politikalarımız olmak durumu. Sadece talebe destek verdiğiniz zaman enflasyonist etki oluyor. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla konut, sosyal konut üretme konusunda politikalarımızı göreceksiniz. Asgari ücretli ve emeklinin maaş artış beklentisi, yani ara zam ihtimali soruldu Yılmaz'a. Enflasyon karşısında alım gücünü koruyacak yeni adımlar atılabileceği sinyalini verdi. Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Gençler masa başı iş istiyor, zorla gelemiyor diyor yeme içme sektörü temsilcileri. Bu yüzden çırak bulamadıklarından dertliler. Çırak krizinin büyümemesi için de sektörün teşvik edilmesini istiyorlar. Şimdi istihdam piyasasına dair bu haberimizi de girelim, ekonomiyi enine boyuna tartışacağız. Eleman sıkıntısı çok çekiyoruz. Yani bizim gibi yani sabah 8.30'da dükkan açılıyor. Akşam 8'de çıkılacak. Öyle bir şey yok gençlerde. Ben gelip bu meslekte yetişecek bir çırak bulamıyorum. Yeme içme sektöründe çırak krizi büyüyor. Yani 8 yıl oldu burayı çalıştıralı. İnanın çoğu zaman 2 kişiyle kalmışımdır. Eleman bulamamazlıktan yani. Tek başıma çalıştığım olmuştur. Ara eleman sıkıntısı Türkiye'de her sektörde kendini gösteriyor. Gıda sektörü de işte onlardan biri. Hatta öyle ki bazen personel eksikliğinden satış bile yapılamıyor. Öyle tabii. Eleman bulamadığınız zaman ya servise çıkamıyoruz, yani ürünü kaldırıyoruz ve ne bileyim gelen müşteriyi bekliyoruz yani. Dışarı servisi telefonlarımızı kapatıyoruz. Bir yere girdiği zaman ya 2 gün çalışıyor ya 3 gün çalışıyor. 4. gün çıkıyorlar. Gıda sektöründe bir çırak ortalama 2 yılda yetişiyor. Haftalık verilen ücret ise 4-5 bin TL arasında. Haftalık 4 bin 5 bin arası çocuklara para veriyoruz. Sabit çalışacak bir elemana 4 lira 5 lira veriliyor. Sizin yanınızda işi öğrenecek. Böyle işi öğrenecek. 25 bin lira alır. Hiç bilmeyen bir çırak 25 bin liradan başlar maaş. Evet. İşi bilen bir personel ne kadar alır? Benim verebileceğim maksimum 40 bin. Krizin sebebi olarak aileleri gösteren de var, maaşların yetersiz olduğunu savunan da. Ben şundan dolayı düşünüyorum, ailelerde şimdi yetişen çocuklarda kimse ağır işe vermek istemiyor çocuğunu. Herkes işte bilgisayar başında olsun, rahat olsun, otursun, çocuğum ezilmesin. O yüzden eleman yetişmiyor. Yani o kişiye sizin 6 lira 7 lira vermeniz lazım. Siz bu arkadaşlara 4 lira 5 lira verirseniz kurtarmıyor. Ama ben yetişeyim, koluma bilezi takayım. 30-40 milyar ileride 3 ay sonra, 4 ay sonra kendim yetişsem alabilirim. Hesabını yapmıyor. O düşünce şimdiki nesilde yani. Çırak krizinin daha fazla büyümemesi için işletmeciler mesleğin teşvik edilmesini istiyor. Evet, istihdam piyasasında son görünüme, beklentilere dair bir haber de paylaştık son olarak. Şimdi enine boyuna konuşacağız demiştik ekonomiye dair başlıkları. İçeride beklenti üzerinde gelen bir enflasyon verisini geçtiğimiz hafta takip etmiştik. Bunun yansımalarını görmüştük. Ama haftaya damgasını vuran husus Fitch'in not kararıydı. Bunun fiyatlamalara yansıması olası. Bu haftada Bitcoin tarihi rekorunu kırdı. Küresel piyasalarda ise gündem merkez bankalarının verdiği faiz indirim mesajlarıydı. O tarafı da konuşacağız. Gazeteci Zeliha Saraç bize eşlik ediyor. Günaydınlar, hoş geldin. Günaydın, günaydın, hoş bulduk. Hemen başlayalım mı Fitch'le? Başlayalım. Hazırsak. Evet, evet. Şimdi 12 yıl sonra gelen bir not artışı. Bir miktar sürpriz aslında. Yani görünüm değişiyor son zamanlarda ama not artışı çok beklenir miydi? Bu biraz daha sürpriz oldu belki. Ve sonrasındaki fiyatlamalara etki edeceği nokta itibariyle de hani çok olumsuz bir şey haliyle söyleyemeyiz. İşte borsayı görüyoruz. Yatırımcı girişleriyle ilgili hali hazırda bu gri listeye ilişkin sürecinde devam ediyor olması, maddelerin tamamlanmaya çalışılıyor olması. O anlamda da aslında sermaye akışı noktasında da olumlu bir görünüm yansıtacağına dair beklentileri ortaya çıkarıyor. Hemen genel bir değerlendirme yapalım mı? Not görünümü ve not kararı değişikliği. Şimdi normalde Eylül'de bir daha doğrusu biz daha önce bekliyorduk desem. Evet. Ben pek sürpriz bulmadım bunu açıkçası. Hatta kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye çok acımasız davrandığını düşünüyorum.
Çünkü bizim çok daha kötü, bizden daha çok kötü ülkeler var. Bunların notları bizden yüksek. Neredeyse biz çöp derecesine kadar düşürdüler. Bizim yatırım yapılabilir notumuz 2013'teydi en son. Hem S&P hem Fitch ve hem de Moody's. Hı hı. Aslında Fitch'in biraz eli boldur. Evet, Moody's görece de öyledir. S&P değildir. Şimdi ama buna rağmen biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda ilk S&P görünümü değiştirdi. Şaşırttı yani hani baktığımızda. Evet. Genelde biz Moody's'den bekleriz. Daha bize yakındır. Zaten Türkiye ülke olarak S&P ile çalışmıyor normalde. Yani anlaşması yok. Fakat şimdi mesela bu Fitch'i not artının ben hakikaten gecikmeli buldum. Çünkü B artı bizim daha 3-4 kademe gitmemiz lazım yatırım yapılabilir notuna erişebilmemiz için. Yani çok hızlı aslında bu yatırım yapılabilir notların hızlı vermeleri lazım. Sayın Şimşek'in açıklaması var. Önümüzdeki dönemde bizi bekliyoruz başka not artırımları da. Bence hemen olması lazım eğer yapacaklarsa. Evet şu an ülke ekonomisi iyi değil, doğruya doğru. Ama hani İleriye dönük bakıldığında bu politikaların uygulanması meselesi takvim var. Takvim dışı bir not artışı mı bekliyorsunuz? Yani takvim dışı, takvime pek de uymuyorlar son zamanlarda. Öyle diyeyim. Biz mesela geceleri cuma, genelde öyle olur. Cuma işte önceki ayda sonra bekledik gelmedi. Öyle mesela yapıyorlar. Yani bekliyorlar gelmiyor ya da işte toplantı takvimine uymuyor. Belki o toplantı yapmıyor, değerlendirme yapmıyor. Böyle biraz yoldan çıktıkları oluyor. Takvim dışı not artışı da gelebilir uygun görürlerse diye düşünüyorum. Yani Fitch'in bir sonraki bildiğim kadarıyla Eylül'de değerlendirmesi, bizim ülke değerlendirmesi. Hı hı. Ama Moody's var, S&P var, onlardan da bir şey gelebilir. Sadece şu, herkesin ortak dediği bir şey vardı. 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin şu an yapmış olduğu politikaları, uyguladığı politikaları devam edip ettirmeyecekleri. Bütün yabancılar bunu merak ediyor. Yani 31 Mart işte ondan sonra 4 sene boyunca seçim yok. Dolayısıyla acaba Türkiye halihazırda bu faiz politikalarını yapmış oldukları bu orta vadeli programda istedikleri istikrarı devam ettirecek mi? Artı yine ekonominin başındaki isimler görevinde kalacak mı? Bu da çok merak ediliyordu yurt dışındaki yabancılar tarafından. Normal şartlarda yatırım yapılabilir notumuz olması lazım. Para akışının çok hızlı gelmesi için şu an akış var ama yine de istenildiği ölçüde değil. Dolayısıyla sürpriz bir şeyler gelme ihtimalini ben halihazırda değerlendirdiğimi ifade edeyim. Gelebilir. Ama dediğim gibi 31 Mart sonrasına bakacaklar. Ne yapacak? Çünkü biz biraz önden, daha doğrusu erken kestik faiz artışlarını. Öyle diyeyim ben. Yani evet, biz 45'te bıraktık. Biraz erken kestik. Amerika 2 yıl yaptı bunu. Biz çok kısa bir sürede faiz arttırdık. Düzeliyor diye ama 67,07 son gelen enflasyon çok yüksek. Baktığımızda devam dolayısıyla yabancı ona bakacak. Taraftan da 500 bas puan üzerine faiz artışı gelir beklentisi de paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta bu enflasyon rakamının verisiyle beraber. Haliyle yani bu beklenti hala daha masada. Fakat masada açıklamalara işte baktığımızda hani bu sıkılık seviyesi yeterli diyorlar ısrarla. Yapılan açıklamalarda bu yönde ama belki hani seçim süreci atlatıldıktan sonra böyle bir aksiyon alınabilir mi? Ha, alınsa da olabilir. Hani yansıması nasıl oluyor? Şimdi bir taraftan onu da konuşmak lazım. 45 liraya gelen oranın hakikaten gerektirdiği sıkılık seviyesine piyasada ulaşıldı mı diye baktığımızda hayır. Bankalar vermiyor bir kere mevduatta. Öyle bir ciddi rakamlar yok. Şimdi 67,07 yıllık bir enflasyon olan ülkede %70 mevduat alman gerekiyor ki enflasyon altında ezilme. Fakat bankalar şu an %45 ile 50 arası mevduat veriyorlar 32 güne. Yeniden negatife döndü. Dolayısıyla zaten vatandaşı aslında TL'ye çekmek isterken, yani dövize gitmesin vatandaş, TL'ye geçsin arzusu olmasına rağmen insanlar, parası olanlar işi zor, öyle diyeyim ben. İki çok paramız yok diyeyim. Çünkü bu faizle o parayı koruyamıyorsun. Dövize gitmemeleri için de biraz daha yüksek bir faiz ihtiyacı var. Mevduat için söylüyorum. Yine özel bankalardan bahsediyorum ve kamudan. Hı hı. Şimdi 31 Mart'tan sonra tekrardan bir 500 bas puanlık bir artış olur mu olmaz mı? O yapabilirler. Ama biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı değişti. Şimdi 45'te mi tutacaklar? Bir sonraki yapılan toplantının tutanaklarına bakacağız. O tutanaklarda eğer geçiyorsa öyle bir şey sinyal alacağız. Bilmiyorum yani 31 Mart seçimlerine bağlı olduğunu düşünebiliriz diyeyim ben, daha doğru olur. Evet, gelebilir ama. Belki gelebilir. Düşmesin de. Zannetmiyorum böyle hemen kısa sürede. Yani şöyle, biz ilk başta şöyle beklentiler vardı. 2024'ün sonuna doğru acaba Türkiye'de faiz indirimi başlar mı?
Ama umuyorum yapmazlar. Orada raporlara da girdi. Umuyorum yapmazlar. Fırsat bulunursa sanki. Yani çünkü niye umuyorum yapmazlar? Şimdi Amerika örneğine gidelim. En son adamların enflasyonu beklenenden yüksek çıktı. Evet. 3.1. 2 hedefleniyor normalde Amerika'da biliyorsunuz. Ki ne zamandır faiz artış yapıyorlar. Ya bizim gibi 8-9 aydır. Onlar başlayacak Haziran'da. Öyle Haziran'da görünüyor da çok rasyonel değil ama biz oturup izleyecek miyiz? Bir de o taraf var. Haziran'da ben Amerika'dan bir faiz indirimi geleceğini düşünmüyorum. Rasyonel yalan değil. Olmamalı. Yani şu an bütün bu anket şeylerde bakıyorsunuz. %70'e çıkmış durumda oran. Haziran'da beklenti. En son tarım dışı istihdamdan sonra anketlerde değil ama swap fiyatlamaları %100'lere gelmiş. Ama hani biraz o konuda temkinli davranmakta fayda var. Çünkü Amerika Birleşik yani şöyle düşün. Biz şöyle düşündük ilk etapta Gözde Hanım. Dedi ki Türkiye faiz artırımı yaparken hızlı bir faiz artışı sürecine girer. Arkasından Amerika'yı takip ederek Amerika'nın indireceği tarihler itibariyle Türkiye'de indirime geçebilir diye. İlk daha bu program başlamadan önce. Fakat işler öyle yürümedi. Amerika'da son veri iyi değil, tamam, enflasyon verisinden bahsediyorum. Türkiye'de istenilenleri çok alamadık şu an. Hala %67. Bekliyorduk tabii, baz etkisi falan var bunları. Biz Ocak'ta da Şubat'ta da yüksek enflasyon bekliyoruz. Mesela Fitch demiş ki 2024 yılı boyunca ortalama %58 enflasyon bekliyoruz. Yıl sonu %40. %58 ortalama enflasyon beklenen bir ülkenin %45 faizi olamaz. Yani dolayısıyla oraya Amerika'yı takip eder mi Türkiye konusunda çok... Orada hedefiniz %36 yani. Bir bakmak lazım, izlemek lazım orayı. Yani orayı biraz izlemek lazım. FED Haziran'da yapabilir ama gözüme çarpan bir şey oldu. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde FED normalde özeldir. Yani kamu değildir zaten o 13 eyaletin yani özel bir bankadır aslında FED. Ama mesela bağımsızlık konusu Türkiye'de çok tartışılır. Amerika'da başkanlar Merkez Bankası'na asla karışmaz normalde. Fakat evet. Biden bunu biraz ezdi. Tahammüllerin dışına çıktı. Çünkü daha önce ya yeteri kadar biz... Trump da söyleniyordu ama evet. Etkisi yok, Biden hatta not özür dilerim faiz indirimlerine ya da faizlerin yeteri derece çıkarıldığına dair bir söylemi olmuştu bundan birkaç ay önce. Normalde hiçbir başkan merkez bankalarının yaptıkları şeye karışmaz bağımsızlık. Evet. Söylemezler. Adlarını geçirmezler. Biden ikinci defa geçirdi. Yakın tarihte. Dedi ki faiz indirimleri herhalde olsa iyi olur yani tatlı olur tadında bir açıklama yaptı. Şimdi o tarafta da işler çok normal değil. Biliyorsunuz seçim var. Şimdi biz oraya bakacak olursak dünyanın faizlerine Türkiye ne yapar diye biraz çok geniş açıdan belki girdim çıkmaya çalışıyorum buradan ama Amerika'yı takip edip eğer Haziran'da Amerika faiz indirimiyle beraber Türkiye'de ya major merkez bankaları faiz indirimine mi başladı biz de mi başlasak derse yanılırız. Çok yanlış yapar. Özü bu. Evet. Ezcim ne bu yani aslında? Evet yani görmememiz gereken bir tabloyu oluşturur. Hoş olmaz. Bilmiyorum tabii bakacağız. 31 Mart'tan sonrası. Fitch'in raporuyla beraber bazı hususlara dikkat çektiklerini görüyoruz. Onları da şöyle bir konuşalım. Yani olur. Ekonomik parametrelerden bahsediyoruz. Tabii. Her gün değerlendirdiğimiz işte rakamlar, döviz rezervleri örneğin. Geçen yılın Haziran ayından beri 32 milyar dolar artmış, %31 milyar dolar seviyesi var ancak swaplar hariç hala eksi seviyelerde. Eksiyiz, 62 evet. milyar dolar. Yani tabii geçen Haziran'da bu 76 milyar dolar seviyesindeydi. Bu rezerv kazanımları oldukça dikkat çekti esasında ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte ama son rakamlarda yine düşüşler var. Burayı yorumlamayı rica edeceğim. Yıl sonu için 148 milyar dolar, gelecek yılın sonu 159 milyar dolar gibi ifadeler var. Bir taraftan da seçim sonrasında özellikle yatırım ikliminin iyileşme beklentisiyle beraber döviz rezervlerindeki artışın yeniden hız kazanacağına dair ekonomi yönetiminin ifadeleri de var. Şimdi bu yayının başında da size söylediniz ya gri liste meselesi var. Şimdi o önemli bir kere. Diğer konu 31 Mart'ı yabancılar zaten bekliyor Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarını. Bu bir yerel seçim olmakla birlikte ifade ettiği şeyler farklı. Dolayısıyla buraya bakıyorlar. Fitch'in raporuna baktığımızda özellikle rezervler konusunda biz ciddi manada parasız kalmıştık yani Merkez Bankası olarak. Toparladık. Eski başkan başlattı bu işi. Sonra yeni başkanla beraber devam eden bir süreç var. Bu rakamlar olabilir. Hala swap hariç eksilerdeyiz. Yani bunu aslında
dediğiniz gibi 76-62 yine de az bir azalma var. Yani daha iyi bir performans olabilirdi. Hı hı. Ama gerçekten de seçimin sonrasında Türkiye'de 4 yıl daha bir seçim yok. Dolayısıyla istikrarlı bir iklim olacağını düşünen yabancı daha hızlı akış sağlayabilir. Doğru. Ancak gelişmelere bakar iş yine de. Diğer ülkelere bakar. Yani diğer ülkelerin faiz politikalarına da bakar. Amerika'daki seçimlere de bakar. Ama Türkiye'ye eğer yatırım yapılabilir hale gelmeye başladı şeklinde düşünürlerse o zaman buraya akış biraz daha hızlı olur. Döviz rezervleri açısından söylüyorum. Hı hı. Ama önce borsaya gelirler. Borsada yabancı payı tarihin en düşük seviyelerine geldi. Ben şöyle diyeyim, 98-99 senesinden beri borsada takip eden biri olarak söyleyeyim. Bu rakamlara biz gelmedik doğru. Yarı yarıyaydı. %28'ler falan. Yani %50'ler. Normalde %61. 60'lar. Yani 58-57 ile 61 arasında yabancı payı vardır. Çok düştük. Yani yabancı yok piyasada. Yerli var. Bir miktar bu son aylarda bir hareket vardı. Evet, ama o da azaldı. Yani son takas verileri yabancının da nette satışta olduğunu gösteriyordu en son. Evet, yabancı niye yerel seçimle ilgilensin değil mi? Normalde. Aslında politik normalde. Ama işte orada ifade ettiği şey farklı Türkiye açısından. Evet. O yüzden ona bakıyorlar. Bu seçim bir geçsin bir görelim. Hem muhalefeti bir görelim hem iktidarı bir görelim istiyorlar. Herhalde ben öyle düşünüyorum. Gerçi yani yayının ilerleyen dakikalarında herhalde başka konuklarınız da olur. Tabii belki. Ali Saydam da gelecek. O da artık o konuda, iç günden o konuda yorum yapar. Konuşacağız. Ama Fitch'in raporunun detaylarına baktığımızda olumlu, güzel. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Şimdi %67.07 olan bizim enflasyonumuz değil bir kere. Benim öyle bir enflasyonum yok. Benim enflasyonum %100-%120. Market fiyatlara girdiğiniz her hafta değişiyor. Basit bir yoğurt 19 liradan bir hafta içerisinde 28 liraya çıkabiliyor mesela. Dolayısıyla öyle bir kolay bir şey yok yani. Fiyat denetimleri ortada yapılıyor. Şimdi bir taraftan da gıda firmalarıyla görüşüyoruz. Biz fiyatlar zıplamasın diye de açıklama yaptılar. Yani bu görüşmeler etkili oluyor mu tabii fiyatları tutmak için? Yani o tarafı var. Şimdi burası da yani TV100'e ilk defa konuk oluyorum. Şimdi anlatmaya başlasam sabaha kadar sürecek o iş. O yüzden biraz özetlemeye çalışayım. Müdahale yoluyla fiyatlara engel olamazsınız. Yani işte biz konuşuyoruz fiyatları artırmasınlar yönünde. Bir kere hizmet sektörü çok bu konuda eli bol davranıyor. Maşallah var. Yani bu restoranlardan bahsediyorum. Ama marketlere baktığımızda marketler yine de hassasiyet gösterdiklerini düşünüyorum. O özellikle markalı ürünlerde, özel markalı ürünlerde var ya onların. Hı hı. Dolayısıyla orada bir hassasiyetleri var ama denetimler yoluyla ya da polisiye çözümlerle bu iş yürümez. Evet. Çünkü burada mazota, benzine, ulaşıma, işte ne bileyim ücrete, yani bir sürü kalem var, elektriğe zam yaparsanız ya da kiraya, yani %67,07 yıllık enflasyonun iş yeri kiralarını biliyorsunuz %25 yoktu. %50-55 daha kira artacak bu insanların, artıp duruyor. Dolayısıyla evet, maliyetleri bu kadar yüksekken fiyatları kontrol edebileceklerini düşünmüyorum. Burada topyekün ciğerinden girmek lazım işin. Maliyetleri düşürücü etkiler, ya yani maliyetleri düşürücü bazı önlemler daha sık almaları gerekiyor hükümetin ki mal fiyatları düşmeyi bırakın çıkmasın. Ben düşmeyi hiç beklemiyorum bu arada. Yeter ki evet, çıkmasın. En ama burada işte bir şey var. Bir çok yüksek gıda enflasyonu. Değiniyorlar evet ama hani dünya gıda fiyatları düşerken bizde gıda fiyatları yükseldi Gözde Hanım. FAO açıklama yapıyor. Adamlar geçtiğimiz 5 yıl yani hadi 2 yıl diyelim FAO'nun açıklaması. Gıda fiyatları dünyada düşüyor. Türkiye'de maşallah %8 nasıl becerdik? Çok ciddi başarılı bir ülkeyiz. Karın koridorunu tesis etmişken Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla bu hani süreç hakikaten zorlayıcı bir hal almaya doğru gidiyordu. Ama geldiğimiz nokta itibariyle biz hala işte gıda enflasyonla mücadeleyi ayrı, gıda tarafıyla ilgili mücadeleyi de ayrı konuşuyoruz. Ayrı ayrı açıklamalar. Gıdada tarıma yürümek lazım. Ya tarım halletmek, çiftçinin sıkıntıları var. Şimdi bunlar mazotu aynı paradan alıyor. Almayacak yani tamam. Bazı teşvikler var ama mazot ödemelerini yılın başında vermesi gerekiyor hükümetin. Yılın sonunda değil. O insanlar bir şey üretiyor. Çiftçiye destek olmaları lazım. Çiftçiye destek oluyorlar doğruya doğru ama yeterli değil. Yeterli değil. Yeterken. Bir de aracılar var. Yani çiftçiden alıyor. Zaten yani aracılar orada ne oluyorsa halden markete yani. Orada ne oluyorsa Gözde Hanım aracılarda ne oluyor bilmiyorum. Evet.
acaba diyorum oturup birbirleriyle, çünkü bizler aracıyız, 5 yap, yok ya 7 yap, 8 öyle konuşuyorlar diye düşünüyorum artık. Evet. Düşünsenize domates 1 liraya çıkıyor tarlada. Bize geliyor 30 liraya. Ne yapıyorsunuz bu arada? Allah aşkına altın tırlarla mı taşıyorsunuz bu domatesleri? Yani o aracılar yıllardır uğraştığım bir şeydir benim, o aracılar yıllardır. Bulamadım hala o aracıları ben. Bir aracılar var orada. gitmek lazım. Yani o aracılar kimler, neler, nasıl oluyor? Bir bakmak lazım. Ben de merak ediyorum oradaki. Yani orada sadece... Bu arada yani sadece tek bir aracıdan değil, birkaç aracılar tanesinden geçiyormuş ve o yüzden böyle tek maliyet değil, katlana katlana gidiyor ama... Yani Gözde Hanım şöyle, ben domatesi size veriyorum. Siz işte kameraman arkadaşa veriyorsunuz. Böyle böyle gidiyor ta rejiye kadar. Reji bir alıyor domatesi 30 lira. Arada biz kazandık ama parayı. Ama bu arada ilk elden anlaşmasını yapan zincir marketlerinde olduğunu söylüyorlar. Doğrudur. Yine de arada kendi aracılar da kendi aracıları. Evet, evet. Yani maliyet üzerine maliyet, biraz daha böyle kendimiz yani her çalalım tarafta, kendimiz oynayalım. Evet. Her taraftan biraz daha çalışması gerekiyor ülkemizin. Yani bu konuda ekonomi yönetiminin de ellerinden geleni yapıyor olabilirler. Ama yavaş gidiyoruz. Yani dediğim gibi nereden tutacağımı bilmiyorum şu an konuşurken. Siz sorun, ben söyleyeyim, çünkü ben bir girersem tarımdan çıkacağım işsizlikten. Dolayısıyla öyle. Hani, gıda fiyatları konusu tartışılmamız gereken önemli konuların başında geliyor. Şimdi 9.50 oldu. Yani borsanın açılmasına da dakikalar kaldı. Bir Eda'ya gidelim. Eda ile piyasayı konuşalım. Fitch raporu üzerine beklentiler nasıl, evet, açılış, neymiş, özellikle bakalım fiyatlamalar nasıl devam edecek? Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle. Eda hoş geldin. Merhabalar Gözde, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, iyi yayınlar olsun. Biz biraz Fitch raporunu değerlendirdik, konuştuk aslında. Devam edeceğiz de konuşmuyor ama sana tabii piyasa fiyatlamalarını sormak istiyorum. 9000'in üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi borsa geçtiğimiz hafta son işlem gününde. Bu haftaya nasıl başlaması beklenir? Raporun etkileriyle ilgili sen ne beklersin? Vadeli piyasa açıldı ve vadeli piyasada an itibariyle %2'nin üzerinde primli bir seyir söz konusu. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da da yukarı yönde gap'li bir açılış beklentimiz bulunuyor. Çünkü kredi notu aslında sürpriz oldu. Not görünümü tarafında evet, durağından pozitife yukarı yönde bir güncelleme piyasaların beklentisi dahilindeydi. Ama kredi notuna şimdilik dokunmayabilir, çok sürpriz olur diye konuşuyorduk. Biraz aslında temkinli yanaştık ama şu açıdan da bakmak gerekiyor. Özellikle kredi risk primi, yani şu CDS'in geldiği noktalar aslında kredinin kredi değerlendirme kuruluşları tarafından not artışını destekler nitelikteydi. Ama biz biraz daha muhafazakar kalmayı tercih ettik piyasanın genelinde. Hani bu kadar erken bir not artışına gidilmez diye düşündük. O yüzden sadece not görünümüne odaklanmıştık. Ona yönelik bir piyasa fiyatlaması görmüştük. Ama geldiğimiz noktada hem açıklamaları olsun, hem not görünümündeki hem de kredi notundaki artış olsun, haliyle piyasalar aslında bir can suyu oldu. O yüzden Borsa İstanbul'da yeni haftaya yukarı yönde alıcılı başlaması bekleniyor. Yani bugün Fitch etkisini biz iç piyasa üzerinde korunacağını değerlendiriyorum. Geri çekilmelerde sınırlı kalıp yukarı yönde hareket bir miktar daha ivme kazanabilir Gözde. Zaten geçtiğimiz hafta toparlanma çabası içerisindeydi ama tedirgin bir piyasa vardı. Ama şu an için bir bahanemiz var. Bir Fitch etkisini konuşacağız. Hafta genelinde yavaş yavaş bu etki dağılacaktır ama yine de Fitch'ten gelen bu adım belki diğer kuruluşlarda da benzer adımları da beraberinde getirebilir şeklinde beklentileri de gündeme getirecektir. Dolayısıyla evet, biraz bunların hepsini genel bir değerlendirmek gerekiyor bundan sonraki süreç açısından. Yabancının bu hafta hareketlerinde belirleyici olur mu? O tarafı da dilersen konuşalım. Bir de sektörel anlamda görünümü hangi başlıklar altında etkiler, ne dersin o tarafa ilişkinde? Şimdi yabancılar tarafında elbette bir etki görürüz ama yine de yeterli kalmayacaktır. Sonuçta yabancılar bizi yakından takip ettiklerini ifade ediyorlar. İkna olduğumuz müddetçe size yatırım yapacağız şeklinde de açıklamalarda da bulunuyorlar. Elbette bu kuruluşun şu anda kredi notunda bir güncellemeye gitmesi yabancılar için de pozitif bir değerlendirme. Ama tabii ki bu çok güçlü bir girişe işaret etmeyecektir. Şimdi ne olursa olsun önümüzde bir belirsizlik var, seçim belirsizliği. Şu seçimi atlattıktan
sonra yeniden zaten ana hikayemiz enflasyon, Merkez Bankası olmaya devam edeceği için aslında biraz seçimi beklediklerini değerlendiriyoruz yabancıların da. O yüzden seçim sonrası tablo biraz daha farklı yorumlanabilir, biraz daha farklı değerlendirilebilir. Ama bugünkü hareket, yani daha doğrusu cuma günkü Fitch açıklaması sonrası bugün açısından öyle çok güçlü bir yabancı girişi ve bunun tabii ki en önemlisi kalıcı olup olmaması bizim açımızdan, ama bunu tabloyu çok ciddi şekilde değiştirebileceğini değerlendirmiyorum. Peki sektörel anlamdaki görünüme ilişkin genel, hani hiç açıklaması dışında belirleyici unsurlar neler oluyor son zamanlarda? Mesela bankacılık tarafında son fiyatlama oldukça pozitifti. Bir miktar daha hani sanayi banka makasının açıldığını görmeye başlamıştık. Her ne kadar biz enflasyon muhasebesi, muafiyeti vesaire konuşuyor olsak da, ne dersin o taraf için? Son raporlar da çünkü işte fiyat revizyonlarını beraberinde getirmişti, ama görünüm bu kadar olumlu olabilecek mi o açıdan? Şimdi bankalar tarafı aslında daha önceki raporları da unutmamak lazım. O tarafta özellikle bankalarla ilgili, özel bankalarla ilgili yabancıların alt hasiyelerini korumaya devam etmeleri, sektörel anlamda önümüzdeki dönemde orta ve uzun vade açısından pozitif yorumlarını korumaları aslında sektörün de yakın takipte kalınmasını destekliyor. Şimdi biz de kurum olarak model portföyümüzde iki tane banka hissesi bulunuyor. Yani bankaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Onun dışında enflasyon muhasebesinden muaf tutulan sektörlerden biri. O da tabii ki bankalar üzerindeki baskının da bu noktada azalmasını sağladı. O yüzden sektörü aslında canlı tutmaya çalışıyorlar. Hemen hatırlayalım, geçtiğimiz yıl Haziran ayından bu yana aslında atılan adımlar, verilen mesajlar olsun ve özellikle bankalarla ilgili bankacılık sektörü üzerindeki regülasyonların azaltılması olsun, sektörün de hareketlenmesini sağlamıştı. Sonrasında zaten yabancı kurumlar bankalarla ilgili raporlarını yayınlamaya başladılar ve sektörü daha da hareketlendirdiler. Şu an için kısa vadede belirsizlikler var. Özellikle Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğine yönelik aslında bir belirsizlik söz konusu. Bu da tabii ki sektörü bu noktada baskılamakta. Ama orta ve uzun vade açısından bankalarla ilgili pozitif yorumu korumaya devam edebiliriz Gözde. Bu arada Borsa İstanbul'da açıldı. %2'nin üzerinde primli bir açılışta yeni haftaya başladığı takip ediliyor. Oldukça beklenti içerisinde. Sen de bahsetmiştin, YOP tarafındaki açılışta benzer bir oranda primli gelmişti. Sektörel dağılımını da bugün görmek isterim ben açıkçası. Diğer sektörlerle ilgili, mesela sürecin biraz daha besleyebileceği sektörlerle ilgili bu yıl görünüm nasıl olacak dersin? Şimdi biz biraz da kurum olarak değerlendirdiğimiz zaman 2024 yılında karlılıkta öne çıkacağını düşündüğümüz bazı sektörler var ve bunları da en yakın zamanda yayınladığımız strateji raporumuzda da belirtmiştik. Demir çelik, savunma sanayi, elektrik üretim, sağlık, gıda ve perakende, telekomünikasyon, otomotiv, bunlar 2024 yılında yakından takip ettiğimiz sektörler olarak sıralanıyor. Elbette az önce söylediğim gibi buna bankaları da ekleyebiliriz. Havacılık sektörünü de ekleyebiliriz baktığımız zaman. Ama şu an için ana resimde bu sektörler biraz daha ön plana çıkmakta. Evet. Bu arada işte alternatif enstrümanları konuşuyoruz ya hep, bir taraftan da işte vadeli mevduat tarafını sıklıkla konuştuk faizlerin geldiği seviyeyle beraber, ama orası da artık çok cazip kalmamaya başladı. İşte altın tarafını yine konuşmaya devam ediyoruz. Bu son fiyatlamalar, altına dair son fiyatlamalar ne gösteriyor dersin? Şimdi altın tarafında özellikle küresel piyasalardaki gelişmeler ons altını etkiliyor. Dolayısıyla 2100 dolarların üzerine konuşmaya başladık. Rekor seviyeleri konuşuyoruz ons altın tarafında. Haliyle bunun yansımasını da gram altın özelinde de takip ediyoruz. Şimdi altın açısından ons tarafını değerlendireceğim. Çünkü aynı oranda gram altında da etkisini görmeye devam edeceğiz. Şimdi ons için yine biz majör merkez bankalarının para politikalarına dair beklentileri takip edeceğiz. Şimdi en yakın toplantı önümüzdeki hafta Fed toplantısı olacak. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nı geride bıraktık. Mart ayı için faiz indirimi konusunda bir aksiyon beklenmiyor, ama yılın ikinci yarısı itibariyle faiz indirimlerine başlanabilir beklentisi var. Bu da zaten emtiaları, özellikle de altını destekliyor. Dolayısıyla ons altında geri çekilmelerin sınırlı kaldığını, yukarı yönde hareketlerin biraz daha devam ettiğini, güçlendiğini takip ediyoruz. Yani bu beklentiler aslında
altın fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam edecektir Gözde. Gelecek hafta tabii ki FED sonrası bir miktar piyasada oynaklık artabilir ama yine de ana resimde özellikle göstergelere de baktığım zaman ons altında yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu bize gösteriyor. Haliyle bunun da gram altına da yansıması benzer şekilde gerçekleşecektir. Yukarı yönde bir ivmelenme var. Yukarı yönde bir trendini koruduğunu görüyorum. Gram altında da aynı şekilde rekor seviyeleri takip ediyoruz. 2250 liraların üzerinde yeni son zirvesi bulunuyor. Ons'taki bu hareket gram altında bir noktada destekleyecektir. Ama ben yine de yatırımcılara buradan uyarmak istiyorum. Özellikle altın fiyatları çok erken bir fiyatlamaya gitti. Yani önümüzdeki dönemde bir miktar kar satışı yine gelebilir. Olası bir kar satışında da gram altında da bir düzeltme görebiliriz. Hani eğer yeni pozisyonlanma istiyorlarsa ve bunun arayışındalarsa belki olası bir düzeltme hareketini fırsat olarak değerlendirebilirler. Peki Eda, çok teşekkür ediyoruz katkı ve değerlendirmelerin için, ağzına sağlık. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, yine biz konuşmaya devam edeceğiz. Kurdaki son durumu da değerlendirelim mi? 32 olmuş. Evet 32 oldu ve dezenflasyonun tesis edilmeye çalışıldığı ortamda kur enflasyondan daha fazla artamaz diyor Cevdet Yılmaz. Enflasyonla mücadele eden bir ülkeyiz. Biz haliyle paramızı daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz deniyor. Neler yapılıyor bu anlamda? Kurun gidişatı ne gösteriyor? Bir taraftan ihracatçı hala çok şikayetçi çünkü. İhracatçı hep şikayetçi olur. Onu ben baz almıyorum. O sene sonun için beklentiler. Eğer izliyorlarsa onlara kızdığımı bilirler. Sene sonu beklentileri de çok rasyonel mi kur tarafında? Şimdi şöyle, aslında 32 TL çok büyük bir rakam. Yani yüksek. Biz maalesef ülke olarak dolara biraz hassas bir ülkeyiz. Sadece şöyle, şöyle diyeyim. İhracatımız ithalata dayalı bizim. Evet. Dolayısıyla ara malı ithalatı yapıyoruz. Bu sıkıntı. Aslında Türkiye'de üretilebilecek ürünleri Türkiye'den üretilip ithal etmememiz lazım. Çünkü bu bize dövize bağımlı yapıyor. Bir kere bu. İkincisi döviz konusunda özellikle yani şöyle, dolar konusunda şöyle hassasız. Örnek veriyorum. 32 değil de 35 olduğunu varsayıyorum şu an. Mesela örnek dolar. Mahalleye gidin bir bakkala. Bir ürüne zam yapar. Der ki ya dolar yükseldi. Halbuki dolarla alakası yoktur o ürünün aslında. Şimdi böyle bir algıda olduğu için bizde dolar hassasiyetimiz var maalesef. Bizim için büyük bir gösterge. Onun yükselmesi kriz demek, düşmesi iyiyiz demek filan, biliyorsunuz siz de. Ama yani aramalını da siz de ifade ettiniz. Yani ithal eden bir ülke olduğumuz vakit işte büyümeye de çalışsak ihracatla yine kur kullanıyoruz. Yine mecbur aynı ama şekilde... ihracatla büyüme tek başına yeterli olamaz. İthalata dayalı ihracatın varsa o bu olmaz. Yapılacak bir durum değil. Mevcut durumda işte hep maalesef dönüp dolaşıp yapısal reform diyoruz ama. Ama bir ara biliyorsunuz hani saman ithal ettiğimizi söylüyorduk, hatırlarsınız. Bugünden yarına değiştirecek bir işte şey değil. Değil ama bir ara saman ithal ediyorduk. Onu da saman etmeyelim. Yani saman, evet. Yapmayalım artık. Dolayısıyla döviz konusunda çok hassas bir durum var. 32 şu an. Bazı uzmanlar 35 olmalıydı diyorlar. Bazıları burada kalmalıydı. Bazıları, biliyorsunuz siz de çoğu kez konuşuyorsunuz diğer uzmanlarla. Seçim geçtikten sonra bakalım ne olacak? Acaba burada kalacak mı? Seçimden sonra ani yükseliş beklentileri. Ani yükseliş olmayabilir bu arada seçimden sonra. Neden ani olsun? Yükseliş. Bir de olmayabilir. Yok, öyle bir söylem var. Olabilir tabii, bu zaten ikide. Olabilir, olmayabilir. Olabilir ama olmayabilir, evet. Seçimden sonraki duruma bakarız biz. Yani seçimin sonuçları önemli olacak. Yabancı buraya bakış önemli olacak. Türkiye'de herhangi bir ekonomi açısından bir nasıl diyeyim, krizsel bir durum olmaması gerekiyor. Ancak mesela 32 TL normalde işte OVP'ye bakıyorsunuz, işte ortalama bütün yılın ortalama dolar beklentisine bakıyorsunuz vesaire. Bu rakam aslında biraz nasıl anlatayım, sinsice yükselen bir rakam. Hiç sevmem sinsice yükselen doları, sinsice. Yani böyle her gün böyle 5 kuruş 10 kuruş kademeli, sinsice. Ben o sinsice kademelinin diyorum yani. Karşılığı oluyor ama işte. Sinsice yükselişler hoşuma gitmiyor benim, yani bu dolar için konuşuyorum. Yani şu örnek veriyorum, 32'den birden 35'e gider, sonra tekrar bir geri çekilme yaşayabilir. Bu bu nasıl diyeyim, şaşırtmaz normal şartlarda. Ancak böyle bir gün 31, öbür gün 31.05 diye diye Gözde Hanım, biz buralara 18'lerden 28'lerden geldik. Orada böyle sık rakamları açıklandı. Yani kaç gelmiş? 9.1.
0.2 artmış aylık. Ocak'ta 3.214.000'e çıkmış son rakam. 15 ve daha yukarı yaşta kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85.000 kişi artmış. 3.214.000 demiştik. Evet. Bu rakamla erkeklerde %7.7, kadınlarda 11.7. Onu şu an paylaşılmadı, ona bakıp söylerim. Tamam. Siz yorumunuzu yaparken. Şimdi 9.1. Şimdi biliyorsunuz normalde 3 ayda bir açıklanırdı işsizlik oranları. Bunlar artık aylık olarak açıklanıyor. Biz yine 3 aylığa bakmalıyız. Ben öyle söyleyeyim size. Normal şartlarda 9.1 hani iyi bir rakam olarak, ancak atılı işsizlik oranı bizim için önemli. Orada en son rakamlar %20'nin üzerindeydi. Asıl oraya bakıyoruz biz. Buna bakmıyoruz. Yani öyle diyeyim. %20'nin üzerinde Türkiye'de çok aslında işsizlik oran var. Bir normalde tarafta hani şeyi konuşuyoruz, geçtiğimiz hafta kadınlar günüydü. İşte kadın istihdamı, kadın işsizliği derken yani orada mesela rakamın çok daha yüksek görünmesi gerekiyor belki. Çünkü iş arayan kadın sayısı ne kadar? Yani kadınların iş aramaktan vazgeçmesi hususu var. Şimdi de o tarafı var. Ben yine biraz böyle feministlik yapmaya başladım. Ama son rakam hani çift tanenin altına gelmiş bir işsizlik var. Evet ama hani rakam ona değil, atıl işsizlik oranına bakacağız. Evet. Orada %20'nin üzerinde hala hazırda biz. Tamam, işsizlik bir numaralı şu an sorunumuz olmayabilir. Bir numaralı sorunumuz enflasyon, doğrudur. Ama bu yıl içerisinde mesela Fitch raporunda da vardı. 2024 yılı içerisinde %2.8 bekliyor büyümeyi Türkiye için. Bu Türkiye için büyüme değildir aslında. Türkiye'nin büyüdüğünü büyüdü Türkiye dememiz için. 26.5 evet, yüksek, çok yüksek. Çok yüksek. 26.5 her 4 kişiden biri işsiz. Ocak ayında bir önceki aya göre 1.7 puan artmış. Evet, yani Ocak ayına göre aslında işsiz sayımız artmış. 9.1'e bakmıyorum ben. Yine atıl işsizlik oranı. Yani işsiz sayısı, işsiz kalan var ama çok var. Dikkat edin. Etrafınıza şöyle bir bakın. İşsiz insan sayısı artıyor. Bunu gözlerinizle görüyorsunuz. Atıl işsizlik oranı %26.5 demek her 4 kişiden birinin işsiz olduğunu ifade eder. Yani dediğim gibi ama bizim ana sorunumuz şu an enflasyon, işsizlik olmamakla birlikte seçimden sonra eğer dolarda beklenenin dışında bir hareket yaşanır ise ya da hali hazırda iç talepte hafif bir gerileme ya da sakinleme ya da ne bileyim Türkiye'nin istediği ölçüde büyüyememe sorunu çıkarsa işsizlik artar. O zaman işsizliği konuşmaya başlarız biz. Şu an konuşmuyoruz bunu ama dediğim gibi Fitch'in raporunda %2.8 bekleniyor. İşte 2024 çok büyümeyebilir Türkiye deniyor. Büyümeden taviz vermeden biz enflasyonla mücadele etmemize rağmen Türkiye için %3 büyüme büyüme değildir. Türkiye için büyüme %5'in üstüdür. Bizim gibi ülkeler %3 büyüdüğü için büyüdü sayılmaz. Amerika %3 büyüse büyüdü sayılır çünkü adamların enflasyonu zaten %3. Evet. Yani dolayısıyla bir de gelişmekte olan ülke söyleminin altını doldurabilmek için %5'leri yani %3'leri zaten konuşmuyor olmamız lazım. Yani %3 demek büyümek demek değil. Geçmiş olmamız lazım en azından. Bu büyüyenler hani %3 ya da %4 büyüme gelse dahi bu büyüyenler kim diye her zaman ben sorarım. Kim büyüdü? Biz büyümedik. Büyüyenler var demek ki. Ama bunun sadece büyüme tarafına değil kalkınma tarafına da bakmak lazım. Dolayısıyla es cümle şu. İşsizlik evet %9.1 ama atılı o işsizlik oranı siz de söylediniz artmış mesela ocağa göre. İşsizlik yavaş yavaş atılı işsizlik oranı %26'nın üzerine çıkması hoş bir görüntü değil. Bir sonraki aya da bakacağız. Hatta seçim sonrasına bakacağız. Seçim sonrası hep diyoruz ama bu rakam biraz ürküttü beni. Atılı işsizlik oranının böyle artması. Bunu demiyorum. Ücret artışları bahsedeceğiz. Yani oradan da bahsedeceğiz ama ücret artışları tarafı bunu ne kadar tetikliyor? Yapılan destekler İşsizliği var mi? Tabii ki. Evet, istihdam yani piyasasının ücret arttığı için işten kovulmalardan tam kaybetmemesiyle ilgili. Yani bu ya bir taraftan hani daralmaya sebebiyet verebiliyor, işten çıkarmalara sebep verebiliyor ya da mevcut istihdam ihtiyacını ertelemek, ötelemekle de sonuçlanıyor. Hayır, ücret artışlarını şu açıdan mı soruyorsunuz bana? Ücret artışları olduğundan dolayı, maliyetler arttığından dolayı işsizlik de artmış olabilir gibi mi soruyorsunuz soruyu? Bu zaten bir etkidir ama tamamıyla bu değildir elbette. Değildir ama oraya geçeceğiz dedim çünkü mesela onunla ilgili de açıklamalar var. Yapılan açıklamalardan biri de oydu. Vatandaş konuşacağımız konu başlıkları arasında işte krediye ulaşabiliyor mu? Bir taraftan ondan da vatandaş ekonomisine geçiyoruz yavaş geçelim. Yavaş. Bir vatandaş olarak isterseniz geçip işte kira zamları var yine bugün gündemimizde. Evet. Bu süreç işte emekli maaşlarına ilişkin konuşmaları da
beraberinde getirdi. Şimdi bir prim konuşuyoruz, prim zamları konuşuyoruz, emekli maaşı zamları, işte asgari ücret zamları. Bunun piyasa görünümünü bozma noktasında etkilerine katılıyor musunuz? Sıklıkla böyle ifade edildi. Bir de ücret enflasyon piyasayı yaratıcı bozuyor şeklindeki görüşlere evet, mi? Evet. Hayır, katılmıyoruz. Çünkü ücretler artıştı dediğimiz şey, yani kimse burada oturup konuşmasın, şöyle %100 artan, %120 enflasyon olan bir ülkenin ücretleri %30, %40, %50 artamaz bir kere. Enflasyon oranında artış yapmak zorundasın. Tabii ki işçi tarafını da düşünüyorum, işveren tarafını da düşünüyorum ben. Bu sefer işveren, sarmalı etkisi enflasyonu tetikliyor. İşveren de haklı buluyorum. O işvereni de haklı buluyorum. Kira maliyeti var, ne bileyim işte gümrük maliyeti var, işte vergi, bir sürü maliyeti var, tamam. Ama ücret artışları öyle çok yüksek olmadı ki. Şöyle söyleyeyim, normal şartlarda asgari ücret 17.002 TL ya, olması gereken rakam 25.000. Normalde eğer 2019 senesinin öncesine gidecek olursanız şu an asgari ücretin olması gereken rakam 25.000'dir. 17.000 değildir. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı eğer bu ülkede 19.000 ise, açlık sınırının altında bir asgari ücret veriyorsa işveren, hiç işten çıkarmayı da konuşmasınlar. Yani o konuda biraz sertimdir yani, çünkü rahatsız edici bir şey o. Yani iş gücünü ama bir taraftan da özel sektörün ücret artışları, bu seferki ücret artışları çok kötü değildi. Ama geçtiğimiz yıllara nazaran şöyle genelini topladığınızda aslında Türkiye'de bu yüksek enflasyon dönemleri için konuşuyorum, artan enflasyonun paralelinde ücret artışı yaşanmadı. Özel sektör için konuşuyorum. Evet. Bu asgari ücret için de geçerli, bu emekli için kamu de geçerli. Kamu da yaşandı mı? Kamu orada çok tam karşılığı kamu tarafına konuşunca kamudakiler bana çok kızıyor, memurlara. Zeliha Hanım hep memurlara nasıl diyorlar, memurların maaşlarında gözünüz var diye bana kızıyorlar. Kızmasınlar, ben onu demiyorum. Memurlar fena maaş almadılar, alması gereken, onlar zaten bence daha da iyi almalılar. Ama burada kamu tarafının dışında özel sektörde çalışanlar da memura yapılan zam kadar zam almalıydı diye yani her zaman söylüyorum. Yani herkesin tabii ki ücret yüksek evet olmalı, ama ücret enflasyonu tetikler şeklinde söylemler de var biliyorsunuz. Evet evet, işte o eleştirilerden bahsediyorum. Yani ücret artışları enflasyon sarmalına doğru gidişatı yol açıyor, gülüyorum, bu deniyor ama enflasyonla mücadele. Mesela ben 20 lira maaş aldığımı varsayıyorum ve bana %40 bir diyelim zam yaptılar. 20'den işte çıktık %40'da 28 bine. Ay ben çok para aldım, ben gideyim biraz kıyafet alayım, ay harcayayım mı diyorum ben. Nasıl arttırabilirim enflasyonu ben? Yani öyle bir dünya yok. Katılmıyorum buna. Tamam, bazı iktisatta bazı teoriler var. Bu konuda mesela Mahfi İlmez hocamıza da sorabiliriz. Tabii ki ben katılmıyorum. Tabii ki tetikleyici bir unsurdur illaki. Ama enflasyonun Türkiye'de bu kadar hızlı arttığı kadar ortamda değil. Yani evet, tabii ki ücret artışları enflasyonu tetikleyici bir etki yaratır. Ama Türkiye'de gündemde konuşulduğu kadar değildir bu. Hani ücretleri az arttıralım yoksa enflasyon azıyor. Alakası olabilir mi böyle bir şeyle? Yani ücretleri arttırdığınız için mi enflasyon var? Bu o kadar komik geliyor yani ki bir bana. Sebep sonuç ilişkisi bu şey değil yani, de sadece onun da bir itici güç oluşturduğu bu, hep. Biz burası için söyleyeyim, genel gündeminde yani ülkenin gündeminde bu çok tartışıldı. Bu asgari ücret zamanında, emekli evet zamanında, aman az arttırın. İşveren dedi ki ya çok arttırmayalım, işte tetikliyor. Tek başına geçerli değildir, beni güldürmesinler. Ücret artışı olduğu için enflasyon tetikleniyor. Yahu etki yaratır ama ben gittim o 30 bine çıktı, ben gideyim biraz yiyeyim ya şu para, ezeyim şu paraları mı diyorum ben. Borcum varsa kapıyorum, ne bileyim. Aynı şekilde kiracıysam kiram da artıyor. Yani bu tek başına geçerli bir şey değil. Dolayısıyla ücret artışlarının enflasyona tabii ki bir etkisi vardır. Ama ücretleri az arttıralım da enflasyon yükselmesin. Büyük mücadele bir yöntemi bu değil en azından. Tabii ki. Efektif ya mücadele yöntemi. Kahkaha atasım geliyor. Tabii ki mücadele etme yöntemi olabilir mi? Ama mesela şimdi dediniz ki asgari ücret dedik ya 17.002. Açlık sınırı 4 kişinin 19.000, 20.000. Yoksulluk sınırı 53 bine gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bizden bahsediyoruz yani. Dolayısıyla bu ücret artışları asgari ücret için, emekli için tabii ki yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bunu herkes söylüyor zaten. Bu konuda EYT'lere suç bulunuyor. Onunla da alakası yok bu arada. EYT'lerle de alakası yok. O işe de hiç girmeyeyim ben. Daha yayın ilk günü, ilk yayında bak her şey konuşasım var. Ama ona da girmek istemiyorum. Bu da hiçbir şey tek başına, tek öyle göründüğü gibi değildir.
bazen insanlar, yani gündemle oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, gazetecilere bakıyorsunuz, ekonomistlere bakıyorsunuz, sosyal medyaya bakıyorsunuz, fazla derecede şey yapıyorlar, demagoji yapılıyor ya da çok popülaritesi yüksek olduğu için bu konuşmalar yapılıyor. Biraz gerçeklere baksak iyi olacak. Hani böyle bir şey yok. Yani ücretler arttı diye enflasyon öyle almaz yürümez. Emekli evet daha iyisini hak ediyor. Ölmek için, hani ölüm mü deniyor o emekliye verilen paralarla, bir kere o da var. Ama bu konuda bir düzeltmenin yapılması gerektiğini de ifade edebilirim. Hükümet kanadı bu konuda çalışmalar yapıldığını söylüyordu. Daha önce de emeklilerle ilgili, daha işte birkaç hafta önce de Sayın Erdoğan'ın da açıklamalarını gördük. Dolayısıyla bu konuda bir iyileştirme yapma ihtimalleri var. Ama bu konuları tabii ilerleyen dakikalarda isterseniz biraz daha açarız. Emekliyi konuşalım mı? Devlet Yılmaz son yaptığı açıklama içerisinde bahsetti. Olası artış ihtimali olan konularla ilgili daha çok ucu açık diyebileceğimiz mesajlar vardı. Şimdi destek programından bahsediyoruz. Ne var? Belediye hizmetlerinde indirim, enerji, ulaşım desteği, kira yardım, finans desteği, tatil desteği, refah payı. Bu destek programı Nisan ayının mesaisine göre belli olacak. Emekli için mi söylüyorlar bunu? Emekli için, aha. Tatil diyorlar. Meclisin ilk mesaisi. Tatildeki için destek tatil, vereceklermiş, evet. Öyle mi? Güzel. Yani bu kısmı neymiş siz değerlendirin. Gözde Hanım, ben... Belediye hizmetlerinde evet. İndirim var, enerji, ulaşım desteği, kira yardımı, finans desteği, tatil desteği, refah payı. Çok güzel bir eğer meclis gündemine alıp... Bunlar tartışılacak tabii, evet, yani. Tabii illaki meclis gündemine alıp bunu tartışıp emekliyi biraz rahatlatacak bazı destekler uygularlarsa tabii ki çok güzel bir şey. Umuyorum mecliste bu düzgün bir şekilde tartışılır, konuşulur ve emekliyi de biraz daha memnun edecek bir düzenleme geçer umuyorum. Pozitif, güzel. Bu güzel yani, böyle hani maaşlarla ilgili düzenleme beklentisi var. Akbaşoğlu Haziran sonunu işaret ediyor yaptığı son açıklamalarda ve hani bir ara zam olur mu gibi yine sorular vardı. Emekliye. Orada da evet evet, yani Temmuz'da değerlendirmemizi paylaşacağız. Yıl ortası bir zam olur mu sorusuna olabilir, Temmuz'da değerlendirmemizi olabilir, isteniyor dedi. Çünkü emekli de şöyle bir şey oldu. Siz mutlaka ekranlarda konuştunuz. Herkes konuşuyor. Bu EYT meselesinden sonra kademeli emeklilik konusu da çok fazla tartışıldı. Evet, o tamamen reddedildi ama bütün evet, tartışmalar. Yani gündemimizde değil ama almayacağız anlamını taşımıyor dedi Sayın Cevdet Yılmaz. Benim de bulunduğum bir toplantıda, ekonomi gazetecilerle yapmış olduğu bir toplantıda bu sözü söyledi. Hı hı. Şu an gündemimizde değil dedi ama bu olmayacağı anlamını taşımıyor demişti bundan 2 ay önce. Şimdi bu emekli meselesi... de maalesef denge bozuldu. Yani denge bozuldan kasıt, mesela düşük prim alan kişi 10 alıyorsa, çok çok yüksek prim ödemiş bir kişi 15 alıyor. Aralarında bu kadar az bir oran şey yoktu. Mesafe yoktu. Hı hı. Az prim ödeyen az maaş alır, çok prim ödeyen çok prim makaslar maaş aldı. Alırdı. Oradaki makas maalesef çok düştü, çok küçüldü. Bu da rahatsızlık yaratıyor. En düşük emekli maaşı da rahatsızlık yaratıyor. Çünkü yine söylüyorum, 19.004 kişilik bir ailenin 20.000 açlık sınırı. Dolayısıyla tabii ki bunlar tartışma yaratıyor. Maalesef orada denge biraz bozuldu. Makaslar daraldı. Onunla ilgili bir aslında çalışma yapılsa, hı hı, ki konuşulan bir şey belki de. Ama bu sosyal güvenlikle ilgili bir çalışma yapılıp bir düzenleme yapılması lazım. Ama şu an önümüzde çok kısa bir sürede seçim var. Seçim bittikten sonraki süreçte, eğer 4 yıllık seçimsiz sürede hükümet bu konuda bir çalışma yaparsa... çok pozitif bir gelişme olur. Çünkü dengeler ve makaslar evet, alt üst oldu. Tabii reklam aramız var. Gidelim, devam edelim. Reklama gidiyoruz. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Türkiye bize güvendi. Biz de milletimizin güvenini boşa çıkarmadık. Şimdi diğer şehirlerimiz de bunu bekliyor, yeni umutlar yeşeriyor. Türkiye'nin her köşesi, her bir vatandaşımız dayanışmacı ve eşitlikçi belediyeciliği hak ediyor.
biz de halkımızın sesini duyuyor, emin adımlarla ilerliyoruz. Birlikte kazanacağız. Mutlu, sağlıklı, güvenli şehirlerde Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Candaş Tolga Işık her hafta sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerini TV100'de ağırlıyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala en güçlü adaylar az önce konuştuğuma canlı yayında konuk oluyor. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş adaylığına dair merak edilen tüm sorulara tek tek yanıt veriyor. Başkentin öncelikli problemleri neler? Mansur Yavaş seçmene ne vaat ediyor? Muhalefetin ve iktidarın eleştirilerine nasıl bakıyor? Son anketler sandığa dair ne söylüyor? Candaş Tolga Işık'la az önce konuştum. Yarın 20.45'te TV100'de. Tabağı. Anne limon varmış ya evde. Limon vardı. Vardı da. Necmiye teyzenin tabağı yoktu oğlum bitti. Hadi şimdi geri götür tabağını. Söyle yarın da iftara bekliyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizle azın tamamlandığı, çoğun paylaşıldığı bereketli bir Ramazan dileriz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Show Radio www.showradio.com.tr adresinde hemen tıkla, Türkiye'nin Show Radyosunu kaçırma. Aa, Avansas 299 TL'den başlayan fiyatlar ve 3 farklı koli seçeneğiyle Ramazan'ın bereketi sofralarınızda. Üstelik biliş gününde kapınızda. Aa, Avansas 6-12 Mart arasında BİM'de 1 kilogram Aknaz toz peyniri 219 lira yerine 199 lira. 1 litre Dost süt 26 lira yerine 23 lira 50 kuruş. Durum. Dört dörtlük besleme için haftada en az 4 kez duru. Mesela bugün Türkiye'nin milli lezzeti pilav üstü kuru. Dahası duru kalitesi, duru lezzeti ve duru uzmanlığı. Duru. Evet, reklam dönüşü kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son emeklileri konuşuyorduk. Evet. Artış olmalı. Bu daha çok şey ekseninde tartışıldı. En düşük emekli maaşı aylığı asgari ücrete eşitlensin en azından dendi. Bununla ilgili diğerleri çalışmalar... ne yapacak peki acaba o zaman? Mesela en düşük emekli aylığı, ben herkes haklı diyorum. Hani derler ya sen de haklısın, sen de haklısın, herkes evet. Haklı. Ama en düşük emekli aylığı 17 bin lira olduğunu varsayarsak, diğer kademeleri de aynı ölçüde arttırırlarsa adaletli olur. Yani yüksek prim ödemiş bir insan, örnek veriyorum, böyle talepler var demiştiniz ya Gözde Hanım siz. 10 bin oldu, 17 bin lira diyelim en düşük emekli maaşı. Peki 20 bin lira alan emekli ne alacak? 35 bin mi? Bu kademeyi yapabilirlerse tabii ki yapsınlar. Öbür türlü adaletsiz oluyor. Çünkü nereden bakarsanız bakın bu insanlar primlerini ödediler. Ve şöyle bir şey de var, her zaman oransal onu söyleniyor. Oransal bir artış. Yani kendileri primleri yüksek ödediler. Ve yüksek maaş almak için ödediler bu insanlar. Eğer bu oransal artışı sağlayamazsan adaleti sağlayamazsın. Dolayısıyla bu, keşke herkes yüksek paralar alsa ya da şöyle diyeyim. Keşke bu kadar yüksek enflasyon olmasa da biz bunları konuşmuyor olsak. O daha tatlı bir şey. Evet. Yani düşük enflasyon döneminde biz bunları konuşmayız ki, tartışmayız ki. O kadar fiyat algımız değişti ki, kırıldı ki. O kadar şaşkınız ki, yani düşünsenize bir markete girdiğinizde diyorlar ki işte örnek veriyorum mercimek, bana şu an mercimek 200 lira dese inanacağım. Algım yok, algı sıfırladım yok. Yani. Aa, olmuştur herhalde. Aynen. Ya 200 diyeceğim. Şimdi bu çok kötü bir şey. Toplumun hafızasında bunu silemezsin kolay kolay. Çok kötü bir şey. Ya, hakikaten diyebilirler. Yani neyin pahalı, çikolata, neyin yok, yok, öyle uygun fiyatlı ya da ucuz olduğunu artık sıfırladık bu işi. Anlayabilmek, evet.
Yani siz de görüyorsunuzdur. Hakikaten Gözde Hanım, bakkala gittiniz, markete gittiniz, çikolata aldınız. Size dedi ki, örnek veriyorum, 120 lira. Oo, ne kadar yüksek, çok artmış dersiniz, alırsınız ama ya da hani inanırsınız. Böyle bir algı, fiyat algılaması, bizim fiyat algılamamız bozuk, bozuldu. Enflasyonu düşürmek için toplumun fiyat algısını düzeltmen gerekiyor önce. Türk milleti çok alışkın bir millet aslında enflasyonla yaşamaya. Hani o öngörüsü de vardır ama öyle bir noktaya geldi ki hakikaten hepsinin dışına çıktı. Yani bu günden güne artık. Yok valla Gözde Hanım, bu dönem öyle bir dönem kesinlikle değil. Ben size söyleyeyim. Tabii. 90'larda da biz enflasyon yaşadık. Yaşımı çıkarmayayım şimdi ortaya da. Çıksın olsun. Herkes biliyor yaşım zaten. 90'larda da biz evet enflasyon yaşadık ama böyle bir ortam yoktu. Şu an Türkiye'nin yaşadığı şey garip bir şey. Ben böyle bir dönem görmedim yani. Ömrüm zaten belli bir ömürde diyeyim. Böyle bir dönem ben bu ülkede görmedim. Garip bir dönem. Fiyat algılaması tamam, o zaman da yüksek enflasyonla yaşıyorduk. İşte ücretler ona göre artılıyordu ama biz oturup o yüksek enflasyon dönemlerinde emekli maaşlarına, asgari ücrete falan konuşmuyorduk böyle. Çünkü o ölçüde alışkanlık olduğu için o ölçüde artışlar oluyordu ücretlerde zaten. Bu seferki biraz değişik. Bizim önce fiyat algımızı, yine biz günümüze dönecek olursak, Türkiye'deki toplumun fiyat algısı bozuldu. Eğer biz fiyat algımızı bozulan algıyı düzeltmezsek biz enflasyona doğru bir şekilde mücadele edemeyiz. Evet. Başta beklentiyi çipolamak gerekiyor. Mümkün değil. Enflasyon beklentilerini bir sabit hale getirip işte yıl sonu beklentisi içinde aynı şeyi konuşuyoruz. Hala hedef orada. İnsanın beklentisi önemli ama orada. Yani orada OVP'de koyduğun beklenti hiç önemli değil insanlar için. İnsanlar şöyle diyor mesela, şunu ben alacağım, şu kalemi alacağım. Ne kadar şimdi alayım ya, 2 ay sonra alırsam bu kalem. 2 gün sonra. Hatta 2 gün sonra 100 liraya olur. Ben alayım şimdiden. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Açıklama yapıyor bu arada. Hayır. Şu anda mı yapıyor? Siz tamamlayın, ben şey yapacağım. Tamam. Neyse, siz devam edin. Ben ona devam ederim. Buyurun. Şöyle diyor: döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalar geçici. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanıp enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığında. En çok burası dikkatimi çekti benim. Bizi dinlemiş herhalde burada konuşuyor. Çok dalgalı gidiyor deyince. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi çalışıyor. Şimdi maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz hadisesini biraz orayı da açalım dilerseniz. Çünkü bu konu hani artık para politikasının nezdinden çıktı. Maliye politikalarının zaten bir işte koordinasyon eşgüdümü olması lazım diye konuşuyoruz ama ne yapılabilir noktasını irdelediğimizde mesela işte vergilerle ilgili bir değişiklik olmayacak ya da son zamanlarda tabii maliye politikası dışında sayabiliriz belki ama kredi kartlarıyla ilgili düzenlemelere dair de açıklamalar yapıldı. Ne yapılabilir? Mesela bu enflasyona dair beklentiler nasıl çıpalanacak? Şimdi kredi kartlarının taksit sayısını düşürerek, limitini düşürerek enflasyonla mücadele edemezsiniz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu insanlar zevkine mi kredi kartını harcıyor? Parası yok, o yüzden harcıyor. Bir kere o olmaz, bu olmaz. Bu yeterli bir şey değil. Ben de her şeye karşı gibi oldum şu an ama gerçekten öyle. Şimdi maliye politikası sıkılaşmasına devam edeceğiz. Tabii ki eğer bir ülkede enflasyonla mücadele ediyorsan hem para politikasıyla hem de maliye politikasıyla eşgüdümlü gitmen gerekiyor. Zaten hem Merkez Bankası hem de Maliye Bakanlığı bu konuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı eşgüdümlü gidiyorlar. Bu müdahale anlamında söylemiyorum. Yani maliye gidip Merkez Bankası'na müdahale ediyor anlamında söylemiyorum. Değil, eşgüdümlü gidiyorlar. Şimdi bundan 2-3 ay önce açıklanan faiz artışı sonrasında bir PPK özeti yayınlandı. O özette eski başkanın bir cümlesi vardı. Biz parasal sıkılaşma yönünde bir şeyler yaparken Maliye Bakanlığı KDV yani vergilerle yükselterek aslında bize biraz elimizi zorlaştırdı gibi bir açıklama yapmıştı. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Maliye politika sıkılaşması devam edeceğiz. Hangi adımlar atılacak acaba? Onu merak ediyorum öncelikle. Bu adımlar ne olacak? Ki aslında Sayın Şimşek bu konuda çok hassas ve çok şeydir. Nasıl söyleyeyim? Dirayetlidir. Dolayısıyla bu adımlar atılacaktır.
beraber. Şimdi vergi konusunda evet açıklamalar yaptılar. Evet hani vergilerle ilgili. Çünkü bir KDV şoku yaşadık biliyorsunuz. 8'den işte 10'a çıkarıldı. 18'den 20. Dediler mesela. Dediler. Sonra. Ama mesela gelir vergisi ya da kurumlar vergisi veya ne bileyim servet vergisi ya da bilmiyorum emlak vergisi onlarla ilgili ne yapılacak bilmiyorum. Bir fikrim yok. Yani gelir, orada şey, kurumlar vergisiyle ilgili bir değişiklik yok ama hani servet vergisi ya da işte özel lüks tüketimle ilgili değişiklikler yapılabilir, yerinde de olur sanki. Yapılabilir. Onda bir şey değil. Bazı vergi ayarlamaları yapılabilir. Ben şöyle bekliyorum bu vergilerle ilgili. Ayarlamalar yapılabilir. Yani ekstra bir vergi geleceğini bu düşünmüyorum. Bu arada yapısal reformdan sık sık söz ediliyor. İşte seçim sonrası seçimsiz uzun bir dönemimiz olacak. Bu hani OVP ile beraber yapısal reformları uygulayabileceğimiz bir zemin hazırlanacak deniyor. Bir sonraki programımızda da burayı biraz detaylandırabiliriz. Şimdi biraz daha siyasi bloğa geçip orayı da konuşalım. Bu arada Ali Saydam da geldi. Az gelmişler sonra mi? Aramıza katılacak. Eleştiriler var yine gündemde ki seçim zamanı yaklaştıkça sıklıkla konuşmaya devam ettirdiğimiz şey diyeyim, başladığımız şey değil ama daha geniş çerçevede konuştuğumuz şey o eleştiriler. Muhalefeti eleştirdi son olarak yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel cevap verdi. Miting turu bugün İzmir'de devam ediyor. Gündoğdu Meydanı'nda 100 bin kişiye seslendi ve hem CHP Genel Başkanı'ndan hem de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem evet. İmamoğlu'na. Zaten sürekli olarak bu tarz atışmaları evet. artık her gün yenisi eklenen noktada takip ediyoruz. Bay Kemal'in ahı tuttu, muhalefet salkım saçak diyor. Evet, Özgür Özel için söylüyor onu, ahı tuttu diye. Dinleyelim. Çünkü bu üstüne konuşalım. Öyle mi, haber bir dinleyelim. Tamam, bakalım biz de hep beraber tazeleyelim o zaman. Peki. Eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden henüz 4 ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı. Bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Kibirli bir edayla habire atıp tutuyor. Ama herhangi bir ricatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. Dün de ülkenin ve milletin düşmanlarıyla kol kola yürümekten geri durmuyorlardı. Bugün de terör örgütlerinin uzantılarıyla kent uzlaşısı adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar. Muhalefet salkım saçak da olsa hamdolsun biz bu ülkenin önüne Türkiye yüzyılı gibi bir vizyon koymayı başardık. Çok yüksek rakamlara ulaşacağız dedi, İstanbul hedefini açıkladı. 31 Mart'tan sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı başkanımız 14 artı 14 diyerek 28 diye bir hedef koyuyor. Çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı. Yerel seçime kısa bir süre kala partilerin sahadaki çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in rotasında İstanbul vardı. Kartal'da Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu destek eğitim kursuyla Gezegen Kafe Venüs Sosyal Tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Yurda ismini veren Mustafa Necati hakkında bilgi verdi. Mustafa Necati kimdir? Harf devrimi yapılırken ki Milli Eğitim Müdürü'dür. Öğrencilerin yurt sorunu yaşadığına dikkat çekti. CHP belediyelerinin Türkiye genelinde 64 yurt açtıklarını söyledi. Türkiye'nin diğer 80 vilayetinden buraya gelen öğrencilerin annelerinin babalarının Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yüreklerine yollanmış çok sıcak bir mesaj. Özel seçimlerde İstanbul'da 14 ilçeyi CHP'li adayların kazandığını hatırlattı. 31 Mart seçimlerinde hedeflerinin 28 belediye olduğuna işaret etti. 31 Mart'tan sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı
Başkanımız 14 artı 14 diyerek 28 diye bir hedef koyuyor. Çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı. Evet, şimdi söylemleri ekrana getirdik. Ali Saydam da aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Merhaba bugün. Merhaba Ali Beyciğim. Bu masada merhaba. İlk programımız. Gündem malum. Biraz detaylarını da gördük, izledik. Şimdi bu eleştiriler gittikçe dozunu artırıyor. Son olarak Atatürk maskesi takıp yattılar dedi Erdoğan. Yetki verdiğiniz kişiler her dönem yan gelip yattı diyor. Özgür Efendi mazlum karakterine döndü diyor. Şimdi bu Türk sinemasından örnekler vermek de son zamanlarda moda oldu gibi. Ama eleştirilerin dozu artıyor. Biz az önce konuşuyorduk Zeliha Hanım'la. Hemen sizin yorumunuzu tamamlamanızı rica edeyim. Çünkü sese girmeden önce başlamıştınız. Nerede kaldım? O kadar çok şey konuştum ki en son ne konuştum? Evet, çok şey konuştu. Sabahtan beri gelirken yolda dinliyorum. Dinledim değil mi? İçim karardı. İçim karardı. Evet, muhalefet yönelik olarak. İçim karardı. Karardı diyor. Valla içim ekonomi batmış, bitmiş, mahvolmuşuz. Öyle mi dedim ben? Öyle mi dedim? Valla 9.1 konuyu değiştirelim. Ali Bey'le biz daha önce çok yayın yaptık da olsa. Seçim gündemi içinizi açar mı? Hayır içim karardı. Hakikaten şöyle 9.1 işsizlik fena değil ama son iki bir aydır bilmem ne. Efendim hiç bilmem ne. Fena değil ama öbür tarafın bu hiç zaten bunu bilmem ne. Yani enteres zaten şey. Bugün gündemi Zeliha Hanım'a beğendiremedik. Vallahi ya şeyin. Yok ben bu, öyle ama yapacağım. Birdenbire bu şey TÜİK'i aşağılama durumları da devam sabahtan. TÜİK'e inan ya, şeye inan. Bir dakika, TÜİK'in adını geçirmedi mi? Öyle demedi. Dedi. Öyle dedi demedi, hayır. TÜİK'in adını geçirmedi. Enflasyon %120 dedi, o rakamı veren kim? Hayır, benim enflasyonum %120 dedi. Kavramı çok dedim. Konuşuluyor benim. Ya. Benim enflasyonum. Efendim, çok teşekkür ederiz. Sizin bir enflasyonunuz olmuş. Allah bağışlasın. Enflasyon olmuş hanımefendinin demek ki. Zeliha 2.3 üstte diye. Neyse sabahtan beri. Artık yeni rakamları beraber sizin rakamlarınızla derler. Hayır benim rakamım değil. Ben burada devletimizin kurumlarına saygı duyuyorum ve de. Ben de saygı duyuyorum Ali Beyciğim. Benimki %120. Uluslararası kuruluşlar tarafından denetleniyor TÜİK'in bütün rakamları. Şimdi arada 60 puan falan fark var TÜİK'le. Neydi ötekinin adı? Enak. Ama aylıkta onlarınki yani daha düşük çıktı son bütün bu, ölçümlerde. Bu şeylerde mesela işte silahlı kuvvetlerdeki silah envanteri konusunda zehirli gaz kullanıldığı iddiasında da şeye yeneceğiz. Türk Tabipler Birliği Başkanı'na yeneceğiz mesela. O zaman değil mi? Orada ne? Yani Ali Beyciğim şu konuda bir düzeltme yapacağım fakat. Yap. TÜİK tabii ki hesaplıyordur. Oturup biz oynuyor demiyoruz ki. Nereden alıyor fiyatları? Biraz şeffaflık istiyoruz diyoruz. Bir şey demiyoruz. Çünkü çok şeffaf. Normalde hayır. Nereden aldı da denetleniyor? Hayır. Şeffaflık vardı. Sonra o şeffaflık kalktı. Çok içini göremiyoruz. Ya bakın, ben TÜİK'i eleştirmiyorum. Denetleme ki raporlarına benim, bakın ya. Bu merkez ya var tabii ya. Tabii ki denetleniyor. Avrupa Birliği'nin ve şeyin. Ama TÜİK zamanında çok eleştirildi. Ali Beyciğim. Bu çünkü bir dönem öyle bir şey oldu ki ya. Öyle bir enflasyon Türkiye'deki geliyordu ki. Türkiye'deki devlet başka kurumlarının bir yerde, tamamına karşı bir aşağılama ve asla değil. Şey var. Asla değil. O yüzden, yakmayın bizi ilk programdan öyle şey. Efendim, asla değil. Yok bak şey niye ama eğleniyoruz burada. Ali hayır Beyciğim, sabah radyoyu açtım şeyi. Çok da güzel şeyi pardon radyoyu dinliyorum ve de şeyden televizyonda açtım. Hayır aşağılamadık ama öyle demeyin şimdi. 167.07 olan enflasyon vatandaşız aynı açıkladı. Zamanda Zeliha Hanım dedi ki %67 diyor. Benim enflasyonum %100'ün üzerinde. Efendim müsaade buyurursanız siz bardağın buyurun, boş tarafını konuştunuz. Ben de dolu tarafından böyle bir bakılmasında evet, hiç ya, de. Evet ya ben biraz durayım. Hiç de, hiç de zararı olmaz diyorum efendim. Hadi yani. Her bir şeyin kötü olduğu bir değil tabii ki ortamı ifade. Mesela ihracat. Ay ben ihracatçıları sevmem. Ondan sonra. Ay öyle bir şey demedim. Pardon ters. İhracatçılar beni sevmez. Hayır. Dedim ki ihracatçı tam olarak söyleyeyim. İhracatçılar dolar dövizi hiçbir zaman zaten seviyesini beğenmez dedim. İhracatçılar istikrarlı isterler sadece kuru. Yo, beni dedim, sevmezler dedim. Şöyle dedim ihracatçılar bana kızabilir dedim. Tamam doğru. Kızabilir dedi. Evet, pardon. Türkiye İhracatçılar Meclisi bak, Mustafa Gültepe bana kızabilir. Tabii. Kızabilir sıkıntı yok. Tabii. Severim hepsini. Ama işte love and hate diyorlar ya. Evet. Yani sizin konumlarından öyle bir haliniz var. Var. Sizi sevmeyen ölsün. Böyle bir durum efendim. Bunu bir baştan şöyle bir
halledelim. Bu şöyle ifade edelim. Duygu Hanım çok önemli bir konuya değindiniz. Siyasette bu işlerin nasıl olduğunun kuramı 1920'li yıllarda bu Alman aslında hukukçu, felsefeci de diyorlar ama pek öyle bakmıyorum ben. Carl Schmitt diye bir zat-ı muhterem var. Onun tarafından konmuş kurallar. O da işte Siyasal Olan diye meşhur bir kitabı vardır. Onda da çok kısa ifade ediyor bunu. Kendisini rüşmanla açıklama, ifade etme biçimi. Yani karşıt görüşü, görüş üzerinden kendini ifade etme. Siyasetin temel, özellikle siyasi iletişimin temel unsurlarından biri Duygu Hanım. Bu nedenle sadece Sayın Cumhurbaşkanı böyle pozisyonu almıyor. Bütün ucube sistemden tutun da Sayın Erdoğan düşmanlığını bir kendisine şiar edilmiş bütün muhalif kesimlerinde benzer bir şey yaptığını, karşı tarafı düşman ilan edip ona göre kendisini ifade etme şekli çok eski bir yöntemdir. Bu nedenle yeni bir şey değil yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu şekilde bir Cumhuriyet Halk Partisi eleştirisi, o CHP diyor galiba değil mi? Evet. Eleştirisi ne anlamak lazım? Onu o bağlamda siyasi söylemin dışında da bakmak lazım. Yani rakamlarla ve de işte Türkiye'nin geçmiş tarihiyle falan birlikte baktığınız zaman neyin ne kadar doğru olduğuna da milli irade karar veriyor zaten. Ya o tarafı ya bu tarafı iktidara getiriyor. Bu yüzden bu yani bu olağan bir şey Duygu Hanım. Düşmansılaştırma karşı tarafı. 31 Mart'ta hedeflerinin 28 belediye olduğunu söylüyorlar. Yani Özel'in yaptığı açıklamalar içerisinde bu var. Yine İstanbul'da 14 ilçeyi CHP'li adayların kazandığını işaret ediyor 2019'da. Şimdi bu beklentiler, iddialar, oranlar tabii ki her seçimde biz işte anketleri de görüyoruz. Orada da şu anda anketlerde çok örtüşen sonuçlar ortaya çıkıyor. Şu anda çıkmıyor. Öyle baskın bir taraftan ön tarafa çıktığını gösteren evet. İstanbul'da özellikle. Yani gördüğünüz Ankara gibi. İzmir farklı herhalde ama. Valla İzmir'de de enteresan bir durum var. Trende siz şey dediniz ya, trende bakarım sabah. Ben yokken gayet güzel konuşuyor valla. Hayır biraz dinlenmek istedi biraz. Dinlenmek istedi. Biraz yormuş olabilirim. Ali Bey benden acayip şeyler bekliyor şu an. Kendisini yanıltacağım. Sizi dinliyorum. Ama bak, müdahalem olacaktır evet, yani. Evet, şey, rahatsız olursa. Valla çok böyle çok yakın oturttunuz bir de biliyorsunuz. Olmadı. Bu acayip şey çalışıyor. Kickbox falan çalışıyor. Yani benim mesafede. Sağımda Ali Bey'in sağına geldim. Allah elinizi şimdi, versin. Şöyle trende bakacak olsa eğilime çok kuvvetli bir aday koydular AK Partililer Sayın Cumhurbaşkanı İzmir'de. Çok güçlü. Başkan yardımcısı da olan ve de siyasi iletişim konusunda çok büyük bir ustalık geçmişi olan bir aday İzmir'de. Ondan sonra onun oylarında çok ciddi yavaş yavaş da olsa bir artış gözüküyor. Öyle İzmir'de son Cumhurbaşkanı mitinginde de görünen o ki bayağı ciddi bir katılım ve şey var. Yani bu böyle hani bırakın nasılsa biz İzmir alamayacağız diye bir pozisyon yok AK Parti'de. Ankara'da biraz daha İstanbul'dan farklı olarak önde gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi adayı. Fakat İstanbul ki en belirgin ve belirleyici olan seçim de burada olacak. İstanbul'da. İstanbul'da ise durum başa baş gözüküyor. İzmir'le ilgili bir yorumunuzu rica etmek istiyorum. Şimdi biz tabii. Bütün şehirler nezdinde şey konuşuyoruz yani aday mı, proje mi, ne bu yarışı göğüsletecek diye. Hani İzmir özelinde konuşacak olursak biraz daha ideoloji hep ön plandaydı. Hatta işte CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen bir şehir sonuçta ama burada bir farklılık yani işte farklı bir bakış açısıyla girilen bir seçim olması mümkün mü yoksa yine biraz daha ideoloji mi ön planda olur sizce? Şimdi biraz Türkiye, anket sorusu sormuş gibi oldu. Rica ederim efendim ama Türkiye geneline baktığımız zaman liderin çok büyük önemi var tabii. Tabii.
Biz lider severiz toplum olarak. Evet. Çünkü aile yapımız da liderlik üzerine kuruldu. Baba, evet baba. Hiç öyle değil tabii bu hanımefendi. Öyle zannediyorum, hiç öyle değil. Şöyle bir şey var toplumda bizde. Baba önde gibi gözüküyor ama bütün kararları anne verir. O da aslında anaerkil bir toplum yapısından ataerkile döndüğümüz için mi acaba? Valla o kadar, iş, o kadar biraz da sosyal antropoloji konusunda uzman olmadığım için böyle bir tahlil yapamayacağım ama görünen şeyler var. Anadolu'daki bütün tanrıların kadın olması, büyük bir çoğunluğunun kadın olması şeye kıyasla, işte eski Yunan'a kıyasla yani. Romanlara kıyasla daha fazla. Roman, evet yani yok Zeus, Meus baksanız hep böyle erkek ve egemendir. Evet. Oralarda çünkü bizim tarihçeyle zaman Anadolu, Anadolu efendim kadının toplumumuzdaki aile yapısı içindeki. Lider severizden. Efendim başladım. Böyle olmasına rağmen biz her ne kadar böyle kadının Türkiye'deki durumunda çok enteresan bir şey var. Lider erkekmiş gibi durur ama İpler hep neredeyse. Mesela bakın Güneydoğu mesela çok erkek bir toplum zannedilir ama mutlaka bir hanım ağa bir şey vardır böyle arkada bir babaanne anneanne dikkate alınan. Evet. Karadeniz'de de öyledir. Yani Cumhurbaşkanımız ayağın altını öperim ben annemin diyordu. Daha ne desin yani. Bu bizim kültür ve değerlerimizin içinde kadının çok önemli. Annelik bir husus ayrı. Bak liderlik ifade tekrar oraya dönelim. Liderlik çok önemli Türkiye'de. Fakat onun dışında yani bu tür seçimlerin hepsinde birinci sırada bence tabii ki bu aidiyet duygusu yani hangi ideolojiye, hangi dünya görüşüne yakınsınız o belirliyor. Yani şimdi demin oylarının böyle bir şeye bakarak, adaya bakarak, adaya bakarak verileceğini söylemek abesle iştigal olur. Efendim veya Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli o yani. İzmir'de bir vatandaşla yapılan röportajda bir kadıncağız ne diyordu? Yani ne olursa olsun ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm diyor. Yani böyle bir blok oyları var. AK Parti içinde de aynı tabii. Şey var. Yani AK Parti'de geçerli. Ne olursa olsun ben AK Parti oyumu vereceğim. Yani aday mı eğer lideri ayrı tutarsak aday mı ideoloji mi derseniz inanç ve ideolojiyi birlikte görüş vesaire değil mi? Söylersek tabii ki ikincisi. Yani burada bu nedenle oy geçişkenliği dedikleri şey var ya. O hani, çok katı kalıyor zaten. Evet, oy geçişkenliği çok fazla da olmuyor. Bir tek nerede oluyor? İşte %1'ler, 2'lerle dolaşan küçük partilerin oylarında. Hı-hı. Sonunda işte Erdoğan düşmanlığını dünyadaki İslamofobik yaklaşımlarında pompaladığı Erdoğan düşmanlığını ortaya koyan Türkiye'deki muhalefetten yana pozisyon almaya çalışan küçük partilerin seçmenleri oy geçişkenliğinde söz konusu olabiliyor. Ama orada büyük Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerinin içinde öyle blok halinde oy geçişkenliğinin olduğunu söylemek çok mümkün ne değil. CHP'de, o halde ne AK Parti'de evet, yok bu nedenle öyle bir şey olmuyor yani. Burada mesela baksanıza yani Cumhuriyet Halk Partisi yani CHP siyasi mevcut belediyenin mi elinde devam edecek o zaman? İzmir için mi söylüyorsun? Tabii yani. İzmir, Ankara biraz daha kuvvetli CHP diyorum ama. Ben emin değilim, bakmak lazım. İzmir yani burada ilk defa değilsiniz. Bence İzmir'de. Çünkü şöyle bir şey var. İşte bu DEM ve şeyin nasıl pozisyon alacağı, İYİ Parti'nin ve DEM'in İzmir'de de nasıl pozisyon alacağı da önemli. Fakat şu var yani. Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar iç meseleleriyle boğuştuğu bir dönem var mıydı bilemiyorum. Yani neredeyse bir eş başkanlık dönemi, işte Afyonkarahisar'daki o belediye başkanının konuşması, ondan sonra ona karşı genel başkanın değil de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın pozisyon alması, işte içeride, o eleştiriliyor zaten şu an. Yani içerideki bu arada bir yandan da Kılıçdaroğlu sağ çalışması yürütüyor. Ha bir yandan evet. Bravo. Kılıçdaroğlu'nun heyecanla bekliyor seçim sonuçlarını tekrar kurultayda aday olmak için. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar iç problemle karşılaşmamıştı herhalde tarihinde. Çok mesela diyelim ki Ecevit'in İsmet Paşa'yı devirdiği dönemde bile bir bu kadar uzun süreli böyle iç çatışmalı bir dönem geçirmemişti CHP. Şimdi burada buna rağmen
sizin sorunuza tekrar dönem ideoloji mi aday mı? Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında çok ciddi bir erime yok. Yok. Şimdi demek ki bu şey bu inanç ve şey bağlılık diyelim, sadakat, oy sadakati kişiye göre, şeye, adaya göre çok hızlı bir değişim göstermiyor. Peki AK Parti öyle mi sizce? Nasıl mı? Şimdi dediniz ya, CHP'de yani aday örnek Kılıçdaroğlu da olsa, Özgür Özel de olsa oyda çok geçkenlik yok. Yok. İki taraf için de kurumsallık yani kurumsal yani kurumsal yıllık demeyelim. Evet, kurumsallık CHP da olsa için, böyle bir CHP şey olmaz. CHP'nin söylüyorum. CHP'nin kendi için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi için kişilerden evet, bağımsız. Peki AK Parti'de bu var mı? Yani AK ne Parti var mı? Şu söylüyorum işte, aday ya da işte liderin CHP'de liderden ziyade oradaki bakış açısı ve CHP'nin kendisine oy gidiyor. Hani geçişkenlik bu yok. Bu arada Atatürk ya, kimliğiyle ilgili de, yani Atatürkçülük kimliğiyle ilgili de anketlere bakıldığında oy alan bir taraf var. Yani sadece parti, ideoloji işte ya da diyor, aday değil. Hani, yani orada lider değilse de fark etmiyor. Demek ki CHP seçmenin CHP'ye oy veriyor dedi değil mi? Doğru anladım ben. Evet. Ben sadece CHP için söylemedim. Bütün partiler için söyledim. AK Parti için de bakacak olursak, Türkiye'nin milli bağımsızlığı ve de bölünmez bütünlüğü çerçevesinde. MHP için de bu. Belediyeler için soruyorum. Evet, evet. Ya, aynı şekilde söylenebilir. Yani sadece iktidar de olsa, ya da muhalefet, ana hani muhalefet AK Parti'yi ayrıştıran unsurlara bakacak olursanız, hani liderden bağımsız. Ne dedi? Son seçimimde dedi değil mi, hı-hı, Cumhurbaşkanı? Hı-hı. Evet. Son seçim ne olacak peki? AK Parti tebahür mü edecek? Yok mu olacak yani? AK Parti'nin bir temsil ettiği bir dünya görüşü var. O öyle dünya canım. O dünya ben görüşü pek çok bu son açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Cümlemi tamamlamama müsaade ederseniz tabii. Duygu Hanım. Tabii buyurun. Ondan sonra sizin sorunuza da kesinlikle yanıt vereceğim. Peki. Şöyle ifade edelim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak ve Atatürk ilkelerinin savunucusu olması gereken parti olarak ortaya koyması gereken ideolojik ve politik tavrı bugün AK Parti'nin ortaya koyduğu iddia ediliyor. Yani milli bağımsızlık ve bölünmez bütünlükten tutun da, yani mesela işte DEM'le işbirliği meselesinden geçin de işte Türkiye'nin mavi vatana karşı çıkma, Libya'da ne işimiz var deme, işte Ukrayna'yı destekleyelim, Rusya'ya karşı pozisyon alalım demeden tutun da Türkiye'nin bütün dış ve iç politikalarında Atatürkçü çizgiden tamamen uzaklaştığı Cumhuriyet Halk Partisi iddia ediliyor. Oysa o çizgiye en yakın duran partinin ise AK Parti olduğu söyleniyor. Şimdi bu ideolojik yapı liderinin ortaya koyduğu tabii ki, ama liderinden bağımsız gelişmiş bir nasıl durum. Nasıl oluyor? Anlamadım ben orayı. Efendim bir daha arz edersem seyirciler sıkılabilir. Ben size sonra arada müsaade ederseniz. Hayır yani CHP'den daha bir Atatürk çizgisi AK Parti dediniz. Evet, yani şöyle bir iddia bunu var. Anlayamadım. Evet, şöyle, iddia olarak. Şöyle bir tespit var. Ha, tespit. O tespiti de tekrarlayalım. Bugün AK Parti politikalarına bakacak olursak Türkiye ile ilgili. Milli bağımsızlık ve bölünmez bütünlük çizgisinden tutun da işte milli savunma sanayinden geçin de, yani hatırlayın. Yani TOG'u yapıyorsunuz. Deniyor ki İtalya'da yapılıyor. Fabrikanın arka kapısından getiriliyor, sokuluyor, ön kapıdan çıkarılıyor. Efendim doğalgaz buluyorsunuz. O doğalgaz bulunmadı. Rusya alttan boruyu döşedi, doğalgazı basıyor. Yani uçak yapıyorsunuz. O uçak uçmaz. İşte SİHA'lar, İHA'lar bunlar zaten maket, joystick şeyde satılıyor. Ya çok sert eleştiriliyor. AVM'lerde evet, satılıyor. Sert değil. Yani Türkiye'nin gelişmesine ve de milli bağımsızlığını kavuşması yolunda atılan her adımı aşağılayan ve küçümseyen bir tavır söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ve destekleyicileri tarafında. Ya şimdi bu seçmenler değildir onlar yani. Efendim şimdi bu seçmenler değildir tabii de, ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden dünya görüşünden söz ediyoruz değil mi? Şimdi bu dünya görüşünün karşılığında AK Parti'nin ortaya koyduğu politikalara baktığımız zaman, bütün belgelere bakın, Nutku'da mutlaka okumuşsunuzdur, her bir şeyine bakın, Atatürk'ün koyduğu ilkelerle birebir uyum içinde deniyor. Bunu ifade etmek istedim. O yüzdendir ki geliyorum sizin tespitinize, sonra sizin sorunuza geleceğim. Hanımefendinin tespiti, lider çok önemli tabii ki,
AK Parti'nin lideri de ortada zaten. Şimdi yani bütün dünyanın bir şekilde karşı çıktı. Şimdi yavaş yavaş gene dönüyorlar geri. Mesela İsrail konusunda bizim aldığımız pozisyonu Amerika bugünlerde gelmiş gibi gözüküyor. Kırmızı çizgimizdir dedi Biden. Daha ne desin ya? Yani son zamanlarda çok ne yaptığını ya da ne söylediğini biliyor mu? Eyvallah. Bu zamana kadar niye yani, kayıtsız kaldı? O zaman o da şimdi AK Parti'nin dış politikasında son dönemde çok iyi. Onu bir kenara koyalım. Yani bu bölümü kaydedip tweet ortamında atmayı düşünüyorum. Devam. Dış politikada. Paylaşılıyor devamı. Evet. Dış politikada yok. Ona bir şey diyemeyeceğim. Sayın Erdoğan. Tanıksınız değil mi Duygu Hanım? Tabii ki. Bütün seyircilerimiz de tanık. Evet. Dış politikada Sayın Erdoğan'ın son dönemde hem Rusya hem Ukrayna hem İsrail ve tabii, diğer konularda dış taraftan. Finans politikasında nasıl? Finans politika ona girmeyeyim. Tutarlı bir tavrı yok. Gireceğim ona da. Dış politika konusunda gerçekten adımları Sayın Erdoğan'ın çok takdir edilesi adımları var Türkiye'nin. Ne zamandır takdir ediliyor? Ben yani bu son dönemdeki tutumlarını takdir ediyorum. Türkiye'nin dış politikası açısından. Ya Türkiye'nin dış politikası konusunda Erdoğan'ın başından itibaren yani son 30 yıldır değişen bir dünya görüşü. Bu konuda ki, da uzman sizsiniz. Sadece ben kendi şahsi görüşümü belirttim. Tamam, benim uzmanlığı bir iletişim canım. Öyle iş ilişki ve iletişim yönetimi. Yok yok yani tamamen şahsi görüşüm bu ama finans konusunda ya da işte ekonomi konusunda istikrar tarafına geçecek olursak son bir senedir Sayın Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte evet ama onun öncesinde maalesef ki bozulan bir piyasa vardı. Ondan önce diyorum. O konu başka bir konu yani. Ama uluslararası işte diplomatik temaslarla ilgili sürecin bir taraftan da hani dünya çapında incelendi. Şimdi hatırlamıyorum şey dediği Farazi'de konuşmuyorum ama okuduğum bir raporda en iyi olduğu dönemlerden biri olarak ifade ediliyor. Özellikle bu bölgesel savaşların çok fazla artması, işte Rusya-Ukrayna hadisesi, oradaki arabuluculuk durumları. Çok sağduyuluyuz. Bir taraftan sağduyulu davranıyor. Gazze'de yaşananlar, bunlarla ilgili elde edilen kazanımlar Türkiye'nin arabuluculuğunda diplomatik temaslarıyla yol aldı, şekillendi gibi ifadeler. Sağduyuluyduk, çok sağduyulduk. Evet. Ülkemiz çok sağduyulu davrandı bu konuda. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Hem savaş ortamından Zeliha kaynaklı hem de ekonomi kaynaklı. Şükranlarımı sunuyorum, hayranlığımı ifade ediyorum. Ne oldu şimdi? Hayır, yani böyle gerçekleri tespit ediyor olmanız çok mutlu, umut verici. Ay şu an benimle şaka mı yapıyorsunuz? Gerçek mi söylüyorsunuz anlamadım. Ben diyorum gerçek. Ara verildiği zaman izah edeceğim size. Efendim. Peki. Buyurun. Bu Türk kanunlarından Tanyukuk'a ait olduğu söylenen ünlü bir laf var. Diyor ki o lafında Tanyukuk, göz o ki dağın arkasını göre, akıl o ki başına geleceği bile. Şimdi böyle bir şeyi zamanla belli bir an geldiği zaman kabullenmek başka, bunu yıllardır söylemek ve savunmak başka. Cumhurbaşkanlığınızın liderliğinin temel özelliği de bu zaten, tutarlılık. Bertrand Russell demiş ki dünyanın en zor şeyi tutarlı olmak. Çünkü her şey bizi tahrik ediyor tutarlı olmamak konusunda. Evet, tutarlılık zor bir şey. Yani mesela ben her pazartesi zayıflamaya karar veriyorum. Bugün karar verdim evden çıkarken zayıfladım. Şimdi aynı karardı. Öğleden sonra bir kebap yiyebilirim ama tahrik olabilir ama. Evet. Ama bugün yemek meselesi, Ramazan var. Bu arada hepinizin Ramazan'ını kutluyorum. Mübarek olsun inşallah. Hepimizin. Şimdi tutarlılık tarafında evet yani tutarlılık tarafta var. Peki ben şunu merak ediyorum aslında. Ya doğrusu şöyle bu yerel seçimler niye sadece yerel seçimler olarak kalmadığını Ali Bey'in ne düşündüğünü merak ediyorum mesela. Neden çok yerinde efendim tespitiniz tabii ki. Gibi bakılıyor. Biz tabii, çünkü tabii. Gözde Hanım da sordu sabah bana işte yabancı bakışı Fitch filan. Orada da mesela yabancı da yerel seçim. Evet, evet ama bu seçimin başka bir şeyler ifade ettiğine dair yorumlar var. Biz de içinde yaşıyoruz tabii, tabii. Şu an. Şimdi gene var. Fitch gene pozitif arttırdı bilmem ne. Burada bir problem var. Şimdi Fitch niye bunu böyle yaptı falan. Hiç mutlu değiller yani. Sabah baktım böyle bir takım. Kim mutlu değil? Bu muhalif ekonomistler falan hiç mutlu değiller bu Fitch'in. Nasıl eleştirilmiş bu? Tabii, anlayamadım. Bu neden? Ben de denk gelmedim mesela. Yani. Hemen size bir tane. Sabah erkenden dinlemediniz bir kez daha ortaya çıkmış. Ben ne dedim? Kredi derecelendirme kuruluşları. Yok o yok. Zaten halinizi bu işin içine kattım. Efendim hayır ondan değil. Ama hani lütfen. Dediniz de içim karardı biz sizi dinlerken.
Ben hayır, ne sizin dedim yorum, size? Şeyden için kredi karardı. Derecelendirme Türkiye kuruluşları geç tamam. bile kaldılar dedi. Tabii doğru söylediniz. Aa, duymadınız herhalde. Hayır duydum. Bu hayır, arada gerçekten o konuda zaten. Yorum ekonomistler yani. Dedim canım. Genel anlamda sizin gibi süper ekonomistler. Ya bak şimdi. Kastetmedim. Burada şimdi bakın çok önemli bir şey söylüyor Zeliha Hanım. Siz de ifade ettiniz. Bu seçimleri yani yerel seçim olmanın ötesine de yorumlamanın mesela İmamoğlu'nun da ifadesi bu seçim çok önemli. Hiçbir şekilde yerel seçim karşılığı görmüyor ki zaten. Güzel. Ne bu şimdi ekonomi piyasalarında ne işte net yabancı olarak... yatırımcı diyoruz aynı evet. şekilde. İçeride bizim peki, için AK doğru. Parti böyle bakmıyor mesajlar ama... öyle paylaşılmıyor. AK Parti de İstanbul seçimlerine öyle bakması lazım. Bakmıyorsa laf bakması ben lazım. Ben merak ettiğim bakıyor için da, sorum. Siyasette siz iletişimci olarak. Estağfurullah bakması lazım. Bakan yani var çok bakmayan önemli var. Bir seçim sadece çok yerel önemli. Değil neden diye önemli? Bakabiliyor söyle. Mu AK Parti? Evet evet. Evet ama İstanbul'daki kampanya konusunda ben çok da mutlu olduğumu yani doğru olduğunu söyleyemem. Yani. Onu ayrıca konuşuruz ama burada bunu İmamoğlu'nun ifadelerinde var bu. Eğer mesela ciddi bir ara farkla kazanırlarsa İstanbul'u veya Türkiye'de ortalamasında çok yüksek bir oy potansiyeline erişilirse muhalefet tarafından diyecekler ki bu hükümet şeyini kaybetmiştir, meşruluğunu kaybetmiştir deyip erken seçime zorlanacak. Hı hı. Bu yüzden çok önemli. O zaman yani, üçüncü kez adaylık yolu da açılacak. Son yani seçimin sözlerine geri dönüyoruz. Her seçim zaten amaç şöyle şurada birleşiyorlar ya. Yani Millet İttifakı hangi konuda birleşti? Bir, genel dış politika konusundan birleşti. Şeyden birleşti? Çok farklı görüşleri vardı hepsinin. Yani iç politika, ekonomiden mi birleşti? Hayır. Bir tek konuda birleşti. Erdoğan'ı devirmek. Şimdi gene aynı şey söz konusu. Yani yerel seçimlerle de çok yüksek bir puan bir elde şey edip. Buyurun Sayın efendim. Ali Bey. Estağfurullah, rica ederim. Yılların iletişim uzmanı. Estağfurullah. Çok da takdir ettiğim, sevdiğim Ali Beyciğim. Rica ederim. Bir şey soracağım. Dediniz ya. Sevgi millet, anlaşmak demek değil mi? Millet İttifakı nerede sadece birleşti dediniz? Erdoğan'ı devirmek dediniz ya. Evet tabii. Gitsin de nasıl olursa olsun. Bir şey söyleyeceğim. Seçimleri zaten yani seçim yapılmasının nedeni muhalefet niye? Yani mesela muhalefet zaten karşıdaki liderini ya da karşıdaki kim varsa iktidarda onunla yarış halinde olup İktidar olmaya çalışmıyor mu? Seçimin ana şeyi bu değil mi? Değil. Ben onu algılayamadım şu an. Estağfurullah. Değil efendim. Olması gereken şu. Yani zaten muhalefet kendisini iktidarda görmesi gerekmiyor mu normalde kafa olarak bakın aslında? Efendim o değil tabii. Olması gereken şu. Bir parti programı denen bir şey var değil mi? Parti programı denen bir kavram var. Nedir o? Bir siyasi partinin bu bir ülkeyle ilgili gelecek tasarımı. Ben dış politikada ne yapacağım, iç politikada ne yapacağım, ekonomide ne yapacağım, finansta ne yapacağım, genel olarak kültürde ne yapacağım, sanatta ne yapacağım ve burada ne tür bir farklılık koyacağım ortaya, bunun ifade edilmesi lazım ve buna oy toplanması lazım. Lider de bunu temsil eden kişi kabul. Heh, şimdi anladım, güzel anlattınız şu an. Estağfurullah. Çok yani hayır, yerel çünkü... seçimde de olası icraatları konuşmamız gerekiyor. Hayır, şimdi İcraatlar şöyle... da zaten o programa bağlı icraatlar olması lazım. Yani şöyle ifade edelim. Mesela bütün köprülere ve bütün tünellere karşı çıktı değil mi Cumhuriyet Halk Partisi? Doğru mu? Hemen hemen. Evet. Hemen hemen değil. Bir tanesi desteklediği şey söyleyin. Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray... İkinci köprü, üçüncü köprü. Üçüncü köprüyle ilgili of. Yapıldı evet. Şey, of. Evet. Rant için yapılıyor. Yok bilmem ne için yapılıyor. Hani Cumhurbaşkanı diyor kullanmayın o zaman diyor ya. Şimdi bu bir vizyon meselesi. Yani buna bu pakete oy veriyor. Ama tabii ki lider son derece önemli orada bir ek fonksiyon. Ama burada mesele bu programdan kopurup işi sadece lidere bağlayıp o lideri devirmek olarak bir cephe oluşturulması söz konusu Türkiye'de. Şimdi bu yerel seçimde eğer burada tekrar bir başarı elde ederse muhalefet diyecek ki dönecek Erdoğan şeyini kaybetmiştir zeminini milli iradede değil mi? Erdoğan ne diyor sürekli ben diyor milli iradeye sırtımı yaslıyorum diyor. Peki biz bu şey değil mi biraz yani Türkiye'de seçimin çehresi değil mi bu? Yani normalde bir seçim olmasa bile her şeyin eleştirildiği bir siyasi gündem takip ediyoruz arz zaten. Arz edeyim efendim. Bir taraftan buyurun.
Sizin yaşınız müsait değil tabii ki, hatırlamanız söz konusu değil. Zeliha Hanım da hatırlamaz. Söyleyeyim bakayım, belki hatırlarım. Mümkün değil. Efendim, çok merak ettim. Buyurun. Annenizin portakal suyunda vitamin değildiniz. 1950 seçimlerinde evet, pek mümkün değil. Bir, evet, 83'ü de hatırladığınızı zannetmiyorum. 83'ü hatırlıyorum. Nereden? Kundaktayız herhalde. Hatırlıyorum işte, çok deşmeyen oraları hatırlıyorum. Evet. 1950 evet. Seçimlerinde bir program iktidara geldi. Nedir? Demokrasi, yeter söz milletindir sloganında vücut olan Demokrat Parti politikaları iktidara geldi. 1983'te 4 eğilimi birleştiren Özal, evet, liberalizmin liberal bir programla iktidara geldi. Pardon, 2002'de de AK Parti ve Erdoğan'ın iktidara gelişinin de temelinde bir dünya görüşü şey var. Bir politik yaklaşım var, program var. Bu nedenle bu program ve politika sadece bir Tayyip Erdoğan'ı devirmek meselesi halinde sunuluyor yıllardır muhalefet tarafından. Bu çalışmıyor Türkiye'de. Yani evet. İkinci yani çalışmayan şey, hani Einstein demiş ya, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları elde etmek deliliktir diye. Yani bu PKK ile iltisakı kanıtlanmış ve de bir şekilde PKK ile ilişkisini reddetmeyen diyelim, en azından bizim haddimize değil böyle bir hüküm cümlesi kurmak. Ama reddetmeyen ilişkisini DEM Parti ve HDP gibi partilerle, işte ondan sonra öz eleştiri yapanlar bunu gayet net ifade ettiler. Meral Akşener hanımefendi dahil. Bununla mesafeyi korumamanın sonuçlarını 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta bedelini ödediler denmesine rağmen, bugün özellikle Ekrem İmamoğlu'nun ve de tabii Özgür Özel'in DEM Parti konusunda gösterdikleri yaklaşım biçimi hala o program dışı, makyavelist, yeter ki biz iktidar olalım, burayı kazanalım. Tamam, zaten herkese işbirliği yapalım. Yeter ki biz iktidar olalım, ben onu anlamadım şu an. Zaten yeter ki biz iktidar olalım diye adamlar seçime giriyor. Niye girsin ki? Hayır, zaten yeter, oraya almak istiyor. Şöyle efendim, tamam iktidar olmak istiyorsunuz ama her yol mübah mıdır? Yani hiçbir ilkeniz olmaz yok, mı? Yok, ben her yol mübah kırmızı değildir demiyorum. Kırmızı yani çizgileriniz olacak ama PKK ile arasında mesafe koymayan bir partiyle ben ondan bahsetmiyorum. Şundan bahsediyorum. Hiç oralara girmiyorum. Benim konum değil. Ben şuna giriyorum. Hani devamlı şöyle bir söylem var çünkü. Seçimler niye yapılır? Seçimler eğer memnun değilsen bir yönetimden değiştirmek için yapılır. Ama bazı insanlar, bazı yorumcular devamlı diyor ki işte orayı kazanmak için yapıyorlar. Ya zaten dertleri zaten kazanmak. Her yol mübah değil tabii ki. Öyle bir şey olabilir mi? Kastımız mümkün o zaten değil. Kastımız öyle bir şey yok. Makyavelizmden yani söz etmemizin de, nedeni o zaten. Bizim için de geçerli. Sen bir şeye doğru yol alırken, senin için de bir şey, yani benim için de bir yere doğru giderken her yol mübah diyemezsin. Tabii. İlken olmak zorunda. Diyorlar ama. Kırmızı çizgin olmak zorunda ama şuna takılıyorum. Nerede kırmızı ya, çizgi? Türkiye'nin bölünmez. Ne CHP, ne AK Parti, ne MHP, niye diğer partilerle alakam yok. Siyaset bilimci değilim. Sadece orayı kazanmak için laf sözüne biraz ayar oluyorum ben. Hayır. Kazanmak için zaten seçim yapılır. Kazanmak için seçim yapılması. Her yol tabii ki mübah değil. Öyle bir şey yok. Kırmızı çizgin olacak. Etik değerlerin olacak. Herkes için, tabii, her parti peki, için, her lider için, ne bileyim, her insan için geçerli bir şey. Son seçimim söylemiyle ilgili açıklamanızı, düşüncelerinizi anlamadım. Son seçimim söylemiyle ilgili ona geleceğim dediniz, gelmediniz ama konuyu biraz çok değiştireceğim. DEM Parti ile ilgili göndermelerin özelini yanıtına biraz çevirmek istiyorum. Çünkü orada seçimi 19 gün var bir taraftan. Hani kent uzlaşısı tartışması dinmiyor ve yapılan açıklamalar, işte söylemler, 17 ilçede 48 belediyeden meclis üyelerinin paylaşıldığı gibi hususlar iddia ediliyor. Bu böyle bir ittifak var mı? Erdoğan neden sürekli demlenmek gibi bir ifadeyi kullanıyor? Bu neyin işareti? Şimdi işaret sözcüğünden yola çıkarsak, Türkiye'de PKK saldırısı sonunda 9 silahlı kuvvetler unsurumuzun, askerimizin şehit edildiği, yanılmıyorsam 9 Ocak mıydı? Günün gecesi bir tweet atan
sanatçıdan söz edelim. Opera sanatçısı bir tweet atıyor. İşte Kürtçe ve işte şeyi destekleyen, PKK'yı yücelten bir tweet atıyor. Bu sanatçının gidip sahnede elini öpen bir Özgür Özel fotoğrafı vardı hatırlarsanız. Şimdi bunun gibi ben size pek çok sahneden söz ederim. En son bakın işte bu DEM'le ilgili açıklama yapan Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne cevap kimden geldi? Özgür Özel'den değil. İmamoğlu'ndan geldi. Ya istifa etsin dedi, gitsin dedi. Ya da kendisine başka bir parti. Bu işi bıraksın ya da başka bir parti bulsun kendisine dedi. Bu kadar net yani deme laf edemezsiniz ha diyor. Niye diyor bunu? Yani bu zaten bu böyle şey, mi algılam yoksa şey mi yani? Kent uzlaşısı lafı ne demek mesela? Bir tanesi yani aralarında da uyum yok yani. Bir tanesi şimdi bir taraftan hani meclis üyeleri anlamında mı sokmayacağız dedi. Vatandaşla ilgili mi? Hani ona onlara DEM Parti üyelerini sokmayacağız dedi. DEM Parti üyesi olmayan herkese açık olacak kapımız dedi. Yani önemli değil ki orada DEM Partisi'nin vatandaşın ne ya da vatandaşa hizmetin ulaştırılmasıyla alakalı bir husus değil ama yani seçmene söylenen bir şey değil ya. Orada bir seçmene bir yanlış DEM Partisi'ne ya söylenen bir şey mu? Efendim. DEM Partisi ile DEM'le ilgili bir pozisyon alıyor. Orada bir siyasi unsur, bir başkan adayı. Hı hı. Büyükşehir başkan adayı yapmışsınız. Ayrıca da başkan vekili kendisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan vekili, doğru mu? Şimdi bu burada buna cevap verilen cevap şunu söylüyor. Sakın dokunma deme. Neden? İşte bu Özgür Özel Türkiye İttifakı diyor. Öteki de kent uzlaşısı diyor. Yani aynı kavramda da buluşmuyorlar. Bir tuhaf durum yok mu yani ortada? Ve bu ikisinin de kastı aynı şey yani. Erdoğan'da gizli saklı işleri bu kent uzlaşısı söylemiyle evet. sürdürüyorlar. Orada işte Esay Yurt Belediyesi'nde gösterilen adayı bir bakın. Kim PKK'dan DEM'le doğrudan doğruya HDP ile ilişkisi olan bir CHP kisvesi altında bir aday gösteriliyor ve orada çok ciddi bir plan projeden bahsediliyor. Mersin'deki Akdeniz Belediyesi olayına bakın, Urfa'ya bakın. Yani buralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin şunu da açık yüreklilikle söylüyorlar. Ne diyorlar? DEM Parti, DEM diyorlar. Şey, legal bir partidir falan. Tamam, güzel. O zaman bunu açıkça söyle. Tamam, işbirliği yapıyoruz de. Niye kamufle ediyorsun? Yok kent uzlaşısı, yok Türkiye İttifakı falan. Şeye gelince Sayın Cumhurbaşkanı'nın son seçim bir kere yasal olarak zaten bir daha seçilmeyeceğini, yani aday olmayacağını ifade ediyor. Hani şeyin de önünü kesiyor bu şekilde. Anayasayı değiştirir Cumhurbaşkanı. Söylemlerinin de. Ve de anayasayı uzatır süreci. Uzatır olmaz süreci. Olmaz mı peki? Yani erken seçim ifadeleri de var ya. Ya böyle bir şey olmaz mı diye düşünmek için, olur diye düşünmek için ne anayasanın neyse. Nasıl değişeceğini bilmek lazım. Yani nasıl değişecek anayasa? Ya üçteki çoğunluğu elde edecek mecliste ki imkansız. Ya da işte daha düşük bir şeyle 200 kaçtı 300 küsurla şeye götürüyor. Şeye götürecek. 306 mıydı 307 miydi? Referanduma götürecek değil mi? Bu da imkansız. Yani böyle bir şey olmayacağını bile bile o uzatacak neyse onun önünü kesiyor. Evet, vekil dağılımına bakıyorum şimdi. Mümkün değil. Meclis AK Parti 264, MHP 49, İttifak'ta 312. Yetmiyor. Yani burada 360 vekil. Evet bravo. 360 gerekiyor. O 306, şeye gitmek 360, için o. 360 evet. Referandum. Referandum. Evet. İçin yanılmıyorsan 400 gerekiyor. Şimdi, toplam 311 sandalyeleri var. MHP ile işte. Beraber o zaman. 313. Aha. Yani burada anayasa değişikliğine gidip de süresini Cumhurbaşkanı 3 defa işte 2 defa Cumhurbaşkanı aday olur değiştirip de sonsuz kere aday olur. Yani Xi Jinping'in Çin'de yaptığı numarayı anayasanın içine kendi adını Çin, koyarak mı? Çin Halk Cumhuriyeti'nin değişmez başkanı Xi Jinping'tir diye yazdıramayacağına göre Cumhurbaşkanımız bunun bir kere önünü kesiyor.
Diyor ki ben bir daha, bitti benim için seçim diyor. Yerel seçimler ne olur şimdi peki? Ben merak ediyorum Ali Bey'in görüşünü. Bu nedenle bunu... Ben de bu erken seçim açıklaması nasıl okunmalı onu merak ediyorum. Erken yine seçim açıklaması... Siz diyorsunuz ki matematik buna zaten bir alan açmıyor. O yüzden şey mi diyorsunuz, ihtimal dahilinde değil. Anayasa değişikliği. Evet, evet. Mümkün gözükmüyor yani. Bunu, yani ne yapacaklar? Böyle bir ahlaksızlık, siyasi ahlaksızlık bir ara... İşte şeyin maalesef siyasi tarihimizde 11 tane milletvekilini bakan yapıp ne moteldi? Güneş Motel. Güneş Motel. Güneş Motel. Güneş Motel'de ayarlayıp 11 milletvekilini satın alıp maalesef çok takdirle andığım Ecevit'in rahmetli böyle bir düştüğü hataya düşeceğini zannetmiyorum. 50 tane mi 40 tane mi ne milletvekili transfer etmeleri gerekir eğer ille de 360 referanduma gidecekler. Bir de referandumda 313 dedi şimdi Duygu. Öyle bir referandumda yani böyle 50 kişi lazım. 50 kişiyi satın alıp gidilecek bir referandumda oy çıkmaz yani böyle 90'a 10 falan kaybeder bunu yapan iktidar. Türkiye yer mi bunu? Bakın şeyde itiraz ettiler diye 800 bin fark attı Ekrem İmamoğlu. Evet. Değil mi? Böyle bir şey bizim milli irade sevmiyor bizim Türk halkımız öyle şeyi. Sevmez böyle kendi şeyine sevmeyiz. İradesine müdahaleyi sevmez. Sevmez. Evet. Evet. Bu nedenle o Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması bence son derece tarihi ve önemli ve de kendisinin cümlenin devamını da okursanız zaten kendisinden sonrası içinde bir bu seçimlerin kendisinden sonraki dönem içinde bir işaret olacağını vurguluyor Cumhurbaşkanı. O nedenle de bu seçimin öneminin altını çiziyor. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşım biçimi de öyle. Biz diyor büyük ay çıkarak kazanırsak bu seçimi, ertesi gün deriz ki ya bu hükümet şeyini kaybetmiştir artık, milli iradede karşılığı yoktur, erken seçime gidelim denebilir diyebilirler. Erken seçim için de bu yeni sistemde erken seçim de öyle kolay değil ki. Evet, yani hayır. Yeni Türk tipi başkanlık değil diye yıllarca konuştuk biliyorsunuz. Yani çok ağır baskı olursa toplumda. Ama erken seçim için de bazı şartlar lazım. Ya meclis yapacak şey ya değil. Cumhurbaşkanı. Yani ya Cumhurbaşkanı evet görevinden görev yani dağıtıyorum diyecek ya da meclis diyecek ben kendimi feshediyorum evet. Falan bayağı. Burada çok. Oradan milletvekilleri yani, de bunu kabul edecekler. Yani şunu demek istiyorum. Evet yani eğer meclis debelenmişler bu, oraya bu, girmek için. Yani o şu Türk tipi başkanlık çok tartıştığım bir konuydu benim zamanında yayınlarda da o yüzden bunu diyorum. Meclis kendine gelecek, dağıtacak. Anca öyle erken seçime gidiyor. O da kolay bir şey değil, değil ki. Dediğiniz de kolay bir şey değil. Değil. Yani değil, o yüzden hani siz diyorsunuz ya ya da diyenler var ya dediniz. İstanbul eğer CHP'de kalmaya İstanbul devam değil, ederse. Genelinde. Bakın Türkiye yok, genelinde CHP'de oyların toplamı. CHP'de kalmaya devam ederse evet. Ondan sonra işte yerel seçime gidelim baskısını yapabilirler diyorsunuz erken ya. Erken seçimi. Özür dilerim erken seçim. O da öyle kolay bir şey değil. Onlar da değil, biliyordur değil. Herhalde. Fakat bu değil yani, ama işte şunu demeye getiriyorlar. Bu seçim çok önemli. Çok niye önemli ama. İmamoğlu niye öyle deyip duruyor? İşte oraya götürmek için öyle diyor. Sandığa götürmek için. Yani İmamoğlu Ekrem Bey aslında işte bir yandan demoylarını idare edeyim. Bir yandan şeyin efendim İYİ Parti'nin 4-5 puanını alayım. Öbür taraftan da şeyi de halledeyim. Peki YRP ne yapar? Yeniden Refah Partisi gündemde vardı galiba Gözde Hanım'ında. Evet. Burada bir 4-5 puan da onun var tabii. Bölmez mi ya? Bilmiyorum. Yani İstanbul'da ya, çok AK Parti'ye gönül vermiş ama şu an mevcut durumdan, mevcut ekonomiden, İstanbul'dan vesaire neyse küsmüş ya da oy vermek istemeyenler yeniden Refah'a gitmeyecek mi? Ne kadar? Bilmiyorum işte. İşte onu size soruyorum. 4-5. %4-5 çok büyük bir rakam değil mi Ali Beyciğim? Önemli bir rakam. Önemli bir rakam. Yani %1. Az buz değil yani. Tabii eğer doğru. Aralarında 1,5 puan fark var evet, diye biliyorum. Ki... Şimdi 7,5'a mı ne çıkmış bilemem. Orasını böyle bir yani... anketler yapılıyor ama %5 iyi bir rakam. Yani şimdi kötü değil. Yeniden Refah Partisi 4-5 alır da Cumhur İttifakı 4-5 puanla bu İstanbul seçimlerini kaybederse yeniden Refah Partisi'nin bunu halk geneline izah etmesi gerekeceğini düşünerek. Nasıl yani? Şöyle. Niye halk geneline şey yapıyor ki? Zaten yeniden Refah Partisi'ne oy veren bir kesim var. Niye şöyle pişman mı olacak oy verdiğinden anlayamadım şöyle orasını. Şöyle arz edelim efendim.
Hatırlıyorsanız masadan kalktığında Meral Hanım. Evet. Meral Hanım'a en büyük suçlama nasıl geldi ne dediler? Dediler ki eğer seçimler kaybederse sorumlusu sen olacaksın. Sensin dediler tabii. Değil. Şimdi burada da İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'ne eğer siz seçmen teslim ederse değil mi? Hı. Bunun sorumlusu yeniden Refah Partisi olacaktır. O Refah Partisi oldu. Diyecek olan AK Parti seçmeni mi? Yani AK Parti değil sadece Cumhur İttifakı seçmeni değil mi? Yani Cumhur İttifakı seçmeni yeniden Refah mı suçlayacak? Suçlamayacak mı? Yani 4 puanla kaybettik. Yeniden Refah'ında 5 puanı var. Herkesin kendi oyu özeldir ve herkesin peki, kendi bu herkesin kendi oyu özeldir ve yani demin kime vermek bu, istiyorsa ben nemden bahsetmiyorum. Demeneye geçiyorsunuz? Ben ya, onu mu dedim? Hayır, herkesin... Yeniden Refah dedim. Hayır, yani onu şey... kendi iradesiyle oy verip istediğine verir. Yani şimdi bunun için suçlanmaz. Tekrar. Bunu Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'nin karşısında aday çıkarmasıyla eş tutamazsınız. Mümkün şimdi, değil. Tutulacak bir şey değil bence Ali Beyciğim. Eş tutmuyorum zaten. Bir ikisinin arasındaki benzerlikten söz ediyorum. Bilmiyorum, ben pek benzetemedim. Ben bir daha arz edeyim. Yok, anladım. Anladıysanız o zaman yani sadece benzetemedim dedim. Hayır, evet. Benziyor çünkü bir tane Meral Hanım'ı da suçluyorlar. Suçladılar. Millet İttifakı kaybederse bunun sorumlusu sen olacaksın diye. Aynı şekilde Cumhur İttifakı kaybederse İstanbul'da o zaman da yeniden Refah Partisi'ni suçlayabilirler diyorum. Sizin yüzünüzden kaybedildi İstanbul diye. Bu da bir baskı oluşturur Yeniden Refah Partisi üzerinde. Nasıl Meral Akşener üzerinde bir baskı oluşturdu ve Meral Akşener tekrar masaya döndü ise. Bu kadar basit bir mantık. Evet, yani neticeyi kelam Cumhurbaşkanı'nın tekrar yani sizin öyle ama bir taraftan CHP seçmene de bize oy vermeyin diye bir çıkış yapmıştım Meral Akşener geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam. Ben hatırlamıyorum. Hangisi oy vermezseniz şey Ankara'daki konuşmalarında açıklamalarında. Meral Akşener ne demiş anlayamadım. CHP seçmene bize oy vermeyin gibi bir çıkış yapmıştı. Evet, o böyle bir siyasi retorik o ya. Yani kim oy veren herkese kapısını açması gerekirken CHP'lere kızgın diye CHP yönetimine kızgın diye ki onun sorumlusu da kendisi başkası değil ki. Bir dakika yani. CHP'li özür dilerim algılamaya çalışıyorum çünkü niye biliyor musunuz benim şu bacağım bir sakatlanmıştı bir aydır evdeyim. Biliyorum. Çok da bakmadım siyasete bakmak istemedim ne yalan söyleyeyim ama yani bu dediğiniz şey biraz garip bir şey yani. Söylediğiniz şey garip biraz garip geldi. Yok, bana. Lafın gelişi. Yani CHP'li seçmene bana oy verme, bize vermeyin kızıp bu biraz değişik geldi bana. Bu artık zaman yaklaştıkça söylemler farklı noktalara gidebiliyor. Kaçırmayı istediğim bir gündem daha var. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar. Peki şu Yeniden Refah Partisi de ben oraya takıldım şu an çünkü de. Hani bu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var. Erbakan'ın açıklamaları var. Mesela hani şöyle görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü sen orada de, diyor ki Erbakan bu çantajın dikkalası diyor mesela. Örnek veriyorum. Evet. Açıklamalara kendi adayımı çıkarmış olabilirim diyor İstanbul'da. O da tabii. En doğal hakkıdır bir partinin ittifaka girmek zorunda kimse kimseyle değildir. Eğer demokratik bir ülkede yaşıyorsak. Yani bu açıklamaları Sayın Erdoğan'ın Sayın Erbakan'ın açıklamalarını nasıl seçmen açısından soracağım yalnız iletişimci olduğunuz için. Nasıl mesela etki yaratır size göre seçmen için? Aralarındaki bir çekişme seçmen için oy değişikliğine götürür mü? AK Parti'ye verecek, yeniden Refah verir mi? Yeniden Refah oy verecek, AK Parti'ye döner mi? Çok merak ediyorum bunu. Yani oy verenin eğilimi açısından Ali Beyciğim, size göre. Efendim. Ben merak ettim, bilmiyorum. Sizin zaten merakınıza hayran olmuşumdur evet. Her zaman. Merak çok önemli bir şey. Merak, ciddiyet ve derinlik bu üçü insanın hayatını kurtarır. Bu acaba? Tabii. Merakta kedi öldürmüş herhalde yani öyle de bir şey var. Anglo-Saksanların uydurduğu evet. Bir laf o. Curiosity killed the cat. Hiç inanmayın ona. Bilakis merak onu çok... merak ettim. Merak olmasa gerçek... bilim olmaz yok ya. Yok ondan değil yani gerçekten. Bu açıklamalar oy verenin davranış şeklini bilmiyorum. Bana göre davranış şeklini etkileyecek açıklamalar. Benim görüşüm o.
ama gene iletişimci olan sizsiniz. Gibi, en başta söylediğimiz gibi ideolojik olarak bloklar var. O blokların mesela Erbakan kültürünün ve devamının temsilcisi olan oğlunun etkisiyle orada böyle oradan oraya oy geçişkenliğinin çok fazla olacağı zannedilmiyor. Şimdi bakın. Mesela Parti'yi falan kaybeder mi AK Parti? Önce birinci sorunuzu arz etmeye çalışayım. Evet, bununla buna bağladım çünkü. Ona bağlı, ben de bağlayacağım. Buyurun. Hayır, merak ediyorum. Çünkü ederseniz. AK Parti'nin kaleleri olan bazı ilçelerin AK Parti tarafından kaybedileceğine dair yorumlar da var. O yüzden sordum. %4'lerle 5'lerle bir şey kaybedilmez. Neyse, şimdi önce ikincisini söyledik. Birincisine gelince şu. Hakikatle gerçeklik hiçbir zaman bir araya gelmez. O ne demek şimdi? İngilizcesini söyleyeyim daha iyi anlayacaksınız. Bence öyle yapalım. Truth ve reality. Tamam. Bak, gördünüz mü? Bu... Farklı çünkü herhalde, evet. Şimdi yan yana getirince bir anlam kayması yaşandı. Evet. Hakikatle gerçeklik, yani sizin anlayacağınız şekilde bir daha ifade edelim. Truth ve reality yan yana gelmez. Bir arada olmaz, bütünleşmez. Yani yalan söylemeyeceksin. Bu hakikattir. Evet. Ama ben böyle konferanslarda bazen 2000 kişi var, 1500 kişi var, soruyorum. Son işte 3 gün içinde hiç yalan söylememiş olanlar el kaldırın tutsun diyorum. 3 tane falan çıkıyor, onlar da o anda yalan söylüyorlar ya zaten. Mümkün değil. Tıp evet, benim mümkün değil. Mümkün değil. Bir de böyle dünyanın hiçbir yerinde olmayan renklerimiz var değil mi? Pembe yalan, beyaz yalan falan gibi. Yani hani birinin iyiliği için söylenen yalana pembe yalan deniyor ya. Şimdi bu truth ve reality, yani gerçek hayat şey, hakikat ve gerçeklik böyle. Şimdi hakikat ne? Efendim tabii ki doğal hakkı DEM. Efendim tabii ki legal parti. Meclis başkan vekili var ya, DEM'li. Efendim ne var yani, DEM'le her türlü ilişkiye girilir de legal parti. Hakikat, realite. Hadi açıkla bakalım. YRP'yi de soruyorum. Yeniden Refah için de soruyorum. Şimdi ben. Geliyorum DEM'e oraya. DEM'e gelip duruyorsunuz. Geliyorum oraya. İkisinin arasındaki benzerlikle bir metafor oluşturmama müsaade buyurursanız eğer daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Zeynep Hanımcığım, aynı şey Yeniden Refah Partisi için geçerli. Tabii ki hakkıdır, aday çıkartır, bilmem ne yapar. Realite ne? Realite bunun sonucunda Cumhur İttifakı'nın eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de ve küçük yerlerde, ilçelerde, milçelerde Yeniden Refah'ın kazanması falan şey, Cumhur İttifakı'na karşı mümkün değil yani. Orada Büyükşehir'de seçiminde eğer diyelim ki 3 puanla kaybetti Cumhur İttifakı. Şeyin puanı da, aldığı puan da 5 puan. Şimdi bunun sonucunda oluşacak algıya karşı ne yapacak Yeniden Refah? Bunun vebali, günahı boynunda olmayacak mı? Niye olsun? Yani Yeniden Refah Halk Partisi'ne oy vermek isteyenler de bu hakikat, vermiş oldu. Tamam. Bu hakikat. Ama niye anlamadım realite, orayı? Realite bugün Yeniden Refah Partisi'ne... AK Parti seçmeni Yeniden Refah Partisi seçmenine kızabilir. Ama efendim, Cumhuriyet Halk ben Partisi size bir soru seçmeni sorayım. Yeniden Refah Partisi'ne kızmaz mesela. Peki, bu taraftan bakıldım. Refah, onun için söylüyorum. Size bir soru örnek sorayım, veriyorum. Hemen mesele anlaşılacak. Bir soru. Buyurun. Şimdi bugün biz Yeniden Refah Partisi'ne oy vereceğim ben diyenlere sorsak, Cumhuriyet Halk Partisi adayının mı İstanbul Büyükşehir Başkanı, Belediye Başkanı olmasını istersiniz? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum'u mu? Bu iki tanesi sona kalsa hangisini tercih ederdiniz diye sorulsa hangisini tercih ederler sizce? Hiç belli olmaz o iş. Hmm. Hiç belli olmaz o Yeniden iş. Yeniden Refah Partililer... demek ki şeyi İmamoğlu'nu tercih eder. Yani bu hiç peki, olmayacak şey değil ki. Peki. Hayır, olmayacak şey. Bu da olmayacak şey. Çünkü nasıl real olmayacak, olmayacak şey. Şey. Olur mu öyle şey? Böyle bir Yeniden Refah Partisi'ni tanımıyorsunuz demektir o. Hayır canım, orada illa ki şey çıkanlar olacaktır değil demek istiyorum. Ben o... sizin bana ne demek istediğinizi gayet iyi anladım. Süper. Yani hayır, anladım. AK tabii Parti güzel seçmeni, bu Yeniden Refah doğru kayan seçmen Yeniden Refah'tan kaynaklı kaybedilirse İstanbul gider Yeniden Refah kızar diyorsunuz. Kızar diyorum, evet. Ben de buna katılmıyorum diyorum. Tamam, güzel. Sizin sevgi anlaşmak değil de sizi seviyoruz. Ben de sizi seviyorum ama yani bu konuda katılmıyorum. Ya katılmak zorunda değil. Merak ediyorum, çok merak ediyorum. Seçimlerden sonra burada ekranda olursak çok merak ediyorum. Anlaşamayacağımız konusunda anlaştığımızı biliyoruz yani. Evet, anlaşamamız konusunda anlaşıyoruz biz Ali Bey'le. Evet, seçimlerden sonra da yayın yapacağız. İnşallah. Not alalım.
konuşalım. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili yine yorumlarınızı almak isterim. Buyursunlar. Konuşalım mı Zeliha Hanım sizinle? Siyasetin giriş vallahi kapısı vardı. Vallahi ben inanın siyaset konusunda o kadar şeyim ki. Bulunuldu. Sadece arada Ali Bey'e muhalefet yapmak istiyorum. Çünkü bazen kızdırıyor beni açıklamalarıyla. Merak ediyorum şu an ne söyleyecek. Ben... Eşim mesaj çekmiş. İyi direniyor Zeliha Hanım. Diren Zeliha diye. Evet sağ olsun teşekkür. Çok selamlar öpüyorum kendilerini. Diren çok da severim eşinizi bu arada. Sağ olun. Kadın gücü. Evet ben sadece evet. Dinleyeceğim vallahi Gözde Hanım. Merak ediyorum Ali Bey ne söyleyecek. Hadi bakalım. Olur mu öyle şey ya size sordum. Yok Kılıçdaroğlu ile ilgili merak ediyorum. Ha, Duygu Hanım size sordu. Niye böyle yapıyorsunuz? Ya? Hayır lütfen. Hayır Allah Allah. Ali Bey buyurun. Sizi sordu. Buyurunuz efendim. Daralırken. Şimdi... Efendim burada gene araştırmalara bakmakta yarar var. Sadece bir araştırma, benim gördüğüm 3 araştırmada Özgür Özel mi sizce daha doğru bir genel başkan yoksa Kılıçdaroğlu mu daha doğru genel başkandı diye sorulduğunda 67'ye 30 gibi açık ara Kılıçdaroğlu'ndan yana bir görüş belirliyor Cumhuriyet Halk Partililer. Bunu biz nasıl görüyorsak Kılıçdaroğlu da görüyor. Burada bir alan oluştuğunu görüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle her gelen gideni aratıyor diyor ya. Ya ta Baykal'dan başlayarak bunu da daha da geriye giderek yani Ecevit'e kadar gidin yani. Çok doğru bir açıklama. Her gelen gideni aratıyor diyor olarak. Ya. Evet. Şimdi burada Kılıçdaroğlu görüyor bunu. Biz nasıl görüyoruz? Böyle 60, mi oldu peki? 60 bir de onu küsura. Sorayım. Hayır, ben şeye bakıyorum. Defakto duruma 67'ye 30 gibi 3'te hiç fikri olmayan Cumhuriyet Halk Partili varmış. Böyle bir durum olduğunu görüyorsa kendisine siyasi alan açılabileceğine ikna olmuş vaziyette Kılıçdaroğlu. Hı. Bu nedenle eğer kaybedilirse de kazanılırsa da. Çünkü kazanılırsa büyük bir ihtimalle şey iddia ediliyor Ekrem Bey'in. Erken kurultay toplayarak başkanlığa aday olacağı falan. Hı hı. Yani çünkü onun amacının artık bir dakika öyle bir durumda İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu mı karşı karşıya gelir? Evet Mısır'daki Sağır Sultan bile biliyor ki Ekrem İmamoğlu'nun hedefi sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil. Yani o Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmaya zaten hiçbir zaman lokal İstanbul'dan çok bütün Türkiye'nin her tarafında hakkı değil mi? Slogan'ı da bununla hakkı. İlgili eleştirilir. Herkesin sonra. Hakkı. Sizin işte bu hakikat. Sizin bu söylediğiniz bir hakkı. Dakika, tabii bir dakika. Ki hakkı. Yani benim buna mesela, yasal bir engel yok. Hayır, yasal bir engelden bahsetmiyorum. Bir insan politik yolculuğuna, siyaset yolculuğuna belli bir ve hedef ve amaçla gider. Eğer kendi gündeminde, eğer gizli ajanda, gizli gündem değilse, alenen söyleniyorsa ve niyeti ben Türkiye yönetmek diyorsa hakkıdır. Bence sizin de hakkınız, sizin oğlunuz da hakkı, benim oğlumun da hakkı. Bu hakikat. Sizin çocuklarınız da hakkı. O zaman hem hakikat hem hakkı. Realite olmuyor mu? Olmaz. Realitenin çünkü, dışına çıkan kısmı. Olmaz. Çünkü o zaman işte part-time belediyeci diye adamı suçlarlar. Anlatabiliyor muyum? Ama yani, aynı süreç, sen Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına böyle hop diye aday olmak gibi. Ali Beyciğim, ondan sonra benim, dolaş Türkiye'yi. Zaten benim, Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olmadan önce de sadece İstanbul'da bakın, kalmıyordu, takıldığım dolaşıyordu. Nokta hep sadece. Bu hakkıdır ama realite şunu diyor. Bu kendi aleyhine çalışırsa eğer burada bir zaman yönetiminde problem olabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Başkan, Belediye Başkanlığından Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığa giden bir siyasi yol izledi. Aynı şeyi tabii ki Ekrem Bey de yapabilir. Ama bunun yöntemi bu olursa eğer çok ciddi eleştiri almaya başlar. Yani İstanbul'u ikinci plana itiyorsun gibi bir algı yaratırsa ki öyle bir algı yaratılmış vaziyette. Öyle eleştirildi ama. Şimdi bu konuda Ali Bey'e hak vermek zorundayım. İstanbul'da içe, yok yani. Ya. Kar fırtınası oluyor yemekte. Yağmur fırtınası oluyor. Bilmem ne oluyor. Sel götürüyor Bodrum'da. Bilmem yani böyle kayakta. O zaman bu gittiniz, tam yol ileri söylemleri de yoktu. Evet. Bir taraftan yani yokken de şimdi bu şekilde. Ben, şimdi bunu dediğim gibi bu Ali Bey sözünü bitirsin ben devam edeceğim o zaman. Hiç şüphe yok canım. Bitirmeden de devam edelim. Yani şu konuda katılıyorum. Benim sözümü kesme hayır, hakkım var yani. Estağfurullah. Yanlış anlaşılma olmasın. Şuna hani bu sözünüze katılıyorum dediğim yer neresi biliyor musun? Şu değil. İmamoğlu işte kar yağarken oradaydı bilmem. Ona değil. Ona katılma. Ona değil. Beni ilgilendirmiyor. Şuna katılıyorum. Evet. Herkes dediniz ya. Herkesin hakkı var. Doğru. Yani belediye başkanı olur. İşte gider. Tek başına bağımsız aday. Cumhurbaşkanı ben giderim. Cumhurbaşkanı aday olurum. Amerika vesaire. Doğru.
Size şu konuda hak veriyorum. Yolda giderken yaptıkların önemli. Tabii. Siz bunu söylüyorsunuz. Aynen, bu konuda bravo. Haklısınız. Bravo. Teşekkür ederim. Bu konuda haklısınız. İnanmıyorum ya. Vallahi haklısınız. Lütfen. Bu konuda bir şey. Yiğidi öldür, hakkını yeme yani. Bravo. Sonuçta teşekkür siz ederim. Diyorsanız ki şuna katılmıyorum ama. Herkes her şekilde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ya bu başka İstediği bir şey. İstediği yolda tabii, gider. Tabii, ama yolda hakikat. Giderken biraz etik ve nasıl diyeyim, etik ve kendi kırmızı çizgilerini aşmadan insan yolculuğuna devam ederse, kendini gerçekleştirirse, o zaman o makama kendine gurur duyarak oturur. Doğrudur. Bu konuda haklısınız. Doğrudur efendim. Böyle bir daha da bu cümleyi duymazsınız, haklısınız. Zor zor. Bugün ilk bugün yayın diye ilk yayına özel. Haftada üç gün beraberiz, yapmayın. Valla ilk yayına özel böyle bir müthiş hediye verdi. Bu arada eşim, Zeliha Hanım. Eşim mesaj atmış benim de. Eşler diren, savaşıyor. Diren Zeliha mı diyor. Ali Bey de sana kurulmuş diyor yani, hani yani kurulmuştan kastı şey tabii. Hani devamlı ben size laf ediyorum, Zeliha şimdi bana bunu söyleyecek kesin diyorsunuz ya. Değil. Onun için söylüyor. Yani bu arada eşler de gördüğünüz İşin gibi. Tabii, evet. Evet, ama beni tutuyorlar. Hem sizin eşiniz hem benim eşim. Sizin eşinizin sizi tutması kadar doğal bir şey olamaz. Beyefendi son derece doğru bir şey sizin yapıyor. Sizin eşinizin beni tutması da benim eşimin sizi tutması dedi. Türk kadın kadın kuvvetleri TKK. Türk kadın kuvvetleri. TKK anlamında. Neyse önemli. Konuyu dağıttım, özür dilerim. Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşuyordunuz, ben dinliyorum. Kılıçdaroğlu'nun şu anda siyaseten önünün bu kadar öyle bir kaos bıraktı ki arkasında. Yani Özgür Özel başlı başına bir olay yani. Hangi lafı ne zaman siyasi gaf olarak tarihe geçecek diye heyecanla beklenen bir figür haline geldi. Öbür taraftan da İmamoğlu. Peki orayı burayı sormak istiyorum. Yani şahsi görüşünüz nedir? Mesela Kılıçdaroğlu bir arkasında aslında yani tabiri caizse enkaz bıraktı diyorsunuz ama seçmen şeyi mi gördü? Devam etse daha iyi olurdu ya da İyiymiş işte ya, bu tabii Özgür Özel'in başkanlığı onaylanmadı. Ya Kılıçdaroğlu birdenbire Galler Prensi gibi kaldı bu bunların yanında, ondan sonrasının yanında ya. Bir yerden belediye başkanı adayı bilmem ne diyor, öbür taraftan öteki bilmem ne diyor. Her gün kimin yani, çok iyi bir laf kullandı Sayın Cumhurbaşkanı, sabah erken kalkan gündemi belirliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu bugünkü durumda. Yani ortada parti içi disiplin yok. Efendim dünya görüşü konusunda yani Millet İttifakı'nda bile abuk subuk bir parti şey programları vardı bunların, biliyorsunuz. Protokolleri vardı. O protokolde Atatürk'ün adı geçmiyordu. Ama yani biliyorsunuz Millet İttifakı'nın protokolünde Atatürk'ün adı bir de birinci kapakta geçiyor. Başka içeride hiçbir laf yok ya protokolün içinde. Orada bile bir şey vardı. O böyle neyse, hedef belli, Erdoğan'ı devirme şu bu. Yani bütün yollar mübah durumu vardı. Burada o da yok yani. Böyle bir İstanbul'da Ekrem İmamoğlu başka telden çalıyor. Ankara'da Özgür Özel başka bir şey yapıyor. Adaylar enteresan. İletişim evet. Böyle bir çok eleştiriliyor. Şimdi bir taraftan. Bir de AK Parti'ye buradan küçük bir eleştiri söyleyelim mi? Buyurun. Aa, hadi bakalım, şaşırdım şimdi. Buyurun eleştirin. Niye şaşırıyor ben? Allah Allah. Eşinizi alın. Çok siz benim köşe yazılarımı okumadığınızı biliyorum da yani arada bir göz atın bari ya. Şaka yaptınız. Haftanın üç günü yazıyoruz gazetemizde şöyle. Vallahi merak ettim. Vallahi şudur. Rahmetli şehit olmuş olan 15 Temmuz'da Erol Çok'u ben çok özel bir iletişim, Allah siyasi iletişimci olarak her zaman anarım. Evet. O çapta bir iletişim dehası Türkiye'ye çok az geldi. Belki biraz da Ali Taran abi'den bahsedebiliriz bu konuda. O da çok kıymetli bir iletişimci kardeşimizdir. Ama Erol Olçok'un yaptığı kampanyaları belki hatırlamıyor olabilirsiniz ama Cumhur İttifakı'nı arıyor gibi ve de işte çok var, çok. Bayağı başarılı kampanyalar çok yapan bir son derece kişiydi. Allah rahmet eylesin. Bu şimdi bu kampanyaları hatırlayın, AK Parti'nin ne demek istediğini ve iktidar yolundaki programını, yaklaşım biçimini anlatan bu kampanyalardan hangisine benziyor şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda yürütülen seçim kampanyası? Benzemiyor. Bana sorarsanız zayıf. Bir tek burada güçlü olarak. Sadece eleştirileri konuşuyoruz zaten. Sayın Cumhurbaşkanımız canhıraş bir şekilde
ilçe ilçe, şehir şehir koşturup... Aday yanlış mıydı sizce İstanbul'da da yaptı? Yok, partinin? Yok. Yani şöyle söyleyeyim, aday efendim... Ya bu sorulan bir soru, ben de açık açık sorayım size. Herkesin sorduğu bir soru. Ben arz etmeye çalışıyorum. Tabii, buyurun. Müsaade buyursanız kesinlikle arz edeceğim. Şöyle, bu arada eşinize söyleyeyim, bakın o lafı unutmasın. Benim size saygım ve sevgim sonsuz, yani anlaşmak zorunda değiliz. O yüzden... Biliyor canım, biliyor. Ne, mesele yok. Eşini söyledikten yok, sonra o da eş olarak biz, o da eksik kalmasın, o da yazayım istemiş. Allah razı olsun. Evet. Şimdi... Buyurun. Efendim? Program sonuna mı geldi? Hayır hayır, buyurun. Bu sizin gibi program sunucuları ve programcılar peki falan dedikleri zaman. O biraz şey, süre kısaldı, ne olur toparlayalım. Ne olur toparlayın. Peki, evet. peki var dinliyoruz ya. Dinliyoruz efendim sizi, buyurun. Arz edeyim efendim. Şimdi, hemen merak ediyorum. Sırtında hiçbir bagajı olmayan, geçmişte aslan vurmuş bir aday Murat Kurum. Yani sarı çizmeleri ve baretiyle hep gözümün önünde canlandırdığım biri. Yaptığı işler TOKİ Genel Müdürlüğü'nde olsun, daha sonra bakanlığı döneminde olsun, hakikaten son derece emlak konut, son derece Türkiye'de kayda geçmiş işler. Bunların hepsi tamam. Hı hı. Fakat eksik olan şey şu, çok ciddi olarak bir yükselme var. 20'lerden 25'lerden tanınmasında. Hı hı. Çünkü beğeni olabilmesi için tanınma olması lazım. İkisi bir araya gelince itibar oluşuyor, biliyorsunuz. Evet. Tanınma ve beğeni bir araya gelince itibar oluşuyor. Ve itibar size oy getiriyor zaten. Evet, aynen öyle. Şimdi tanınması da hiç yoktu. Çok düşüktü. Yavaş yavaş o yükseldi. Beğenisi de giderek artıyor. Ama şu anda bakın, deminden beri sayıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çözülmüş, dağılmış vaziyette içeride. Liderlik miderlik yok. Vurup geçmesi lazım değil mi? 60'a 40 falan önde olması lazım. Hayır. Başa başız diyor, kendi ifadesi. Şimdi bu liderlik hususu, sizin az önce bahsettiğiniz liderlik hususu burada biraz ön plana bu çıkıyor. Bu bir stratejik karar diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın olduğu yerde liderlik yapmak kolay iş değil. Cumhurbaşkanının liderliğinden bahsediyorum. O da sahalarda. Evet, yani bu efekt olabilir mi? Kampanyanın lideri Cumhurbaşkanı gibi konumlanıyor şu anda. Yerel yönetimler liderleri yok ortada zaten. Yani bir tek İzmir'de ki AK Parti adayı belki kendi şeyiyle, iletişim stratejileriyle ön plana çıkıyor, ama İstanbul'da ortak bir kampanyanın izlerine rastlamıyorum. Yani mesela seçim sloganları çok fazla ve karışık Murat Kurum'un. Şeyinki çok daha net. Tam yolu ileri işte, demin söyledi Leyla Hanım. Yok, şey, Duygu Hanım söyledi. Duygu Hanım söylemiş, pardon. Fark etmez, buyurun. Tabii siz ikiniz bana karşı aynı cephede olduğunuz için. Ya valla cephe ben yok. Benim hiçbir cephem yok. Ben cephe yok sadece. Ya lütfen şöyle, bu espriydi ya, ciddiye almayın. Yok yok, şimdi sadece ben mesela Murat Kurum'un sloganlarını bilmiyorum desem. Evet, yani işte. Ben gerçekten bilmiyorum. Gerçek belediyecilik falan. Ama işte projede konuşamıyoruz mesela. Ama projeler, yani mesela projeler müthiş. Anlattı ve çok başarılı projeler yani. Ve inandırıcı, zaten biliyorsunuz, vaat ve güven birlikte olduğu zaman bir etki yaratıyor. Vaat, istediğin kadar vaat et yani. Sana böyle yapacağım, şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Seni akşam Paris'e götüreceğim, sabah New York'a götüreceğim. Sonra orada şu öyle alışveriş yapacağız, böyle özel uçağa bineceğiz, geleceğiz. Nedir senin gelirin? Ayda 15 bin lira maaşın var. Olmaz ki yani. Yani o yüzden güven ve vaatin bir arada olması lazım. Burada... Çok da iyi projeleri Murat Kurum'un. Ama mesele bu kısacık dönemde, yani bir aylık bir kampanya dönemi vardı. Şu anda da 20 gün falan mı kaldı? Ne kadar bilmiyorum. 19 mu? 19 günün içinde bir sempatiyi yukarı çekecek bir, işte demin bahsettiğim Erol Olçok tarzı bangır bangır bir kampanyaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Murat Bey'in. Ki arayı açabilsin. Çünkü İletişim stratejisinin bir miktar daha işte eleştirildiği, doğru, düşünecek olursak. Hayır, ben de eleştiriyorum de zaten. Çok, Cumhurbaşkanı'na bu kadar yüklenilmez ya. Yani bu seçim Cumhurbaşkanı ile Ekrem Bey arasında gibi ilerliyor.
Öyle algı yaratırsanız, bir algı yaratılıyor. Böyle bir algı yaratırsanız bu AK Parti'nin aleyhine çalışır. Benim naçizane görüşüm bu. Bu yüzden dedim gördüğün gibi, aday olarak zayıf bir isim. Peki AK Parti'nin seçmen tabanında gördüğünüz gibi lidere bir yan yok mu? Yani orada biraz daha hani lidere bağlılıktan bahsediyoruz ya. Evet. Neden aleyhine çalışır diye düşünüyorum. Hayır, şöyle demek istiyorum. Ha, yani şey mi? Kılıçdaroğlu'nun karşısında özür dilerim, Ekrem Bey'in karşısında eğer Cumhurbaşkanı yani kampanya yürütücüsü olarak onunla başa baş gelmemeli Duygan, demek bir soru sorayım hemen anlaşacağız. Bu seçimi Ekrem İmamoğlu kazanırsa kime karşı kazanmış olacak? Yani şimdi yürütülen kampanyaya baktığımız zaman söylediğinizde örtüşüyor. Evet, Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ı biz yanlış görüyoruz mı? Kampanya. Tamam, şundan bahsediyorum. Hani bu AK Parti'ye kaybettirir dediniz ya. Hayır, AK Parti'ye uzun vadede kaybettirir. Hemen bir şey kaybettirir. Seçimle ilgili söylemedim. Yok, itibar açısı ya da algı açısından. Aynen öyle. Hani öyle söyledi. Ben yani, öyle algıladım. Yoksa yani, olması gereken kurum Ekrem bir seçimi bu. Ya algılama şöyle dönüşebilir tabii normal olarak. Eğer böyle bir çok fazla Cumhurbaşkanı da sahada olursa dediğiniz gibi ve Ekrem İmamoğlu seçilirse böyle bir durumda kafalarda öyle bir intiba oluşur. Yani der ki bir dakika, karşısında Sayın Erdoğan vardı 20 yıllık aşkın iktidarda İstanbul'u ama ona rağmen Ekrem Bey aldı şeklinde algılanabilir. Bu da işte erken seçim tartışmalarında tetikleyebilir. Aynen onu dedim, evet. Ondan ama erken seçimleri kolay bir şey gördüğünüz değil. Gördüğünüz gibi 3. konuda da anlaştık. Kılıçdaroğlu'nun arkasında da CHP başarısız olsun diye çalışanlar var mıdır diye merak etmiyor değilim ben. Şeytan avukatlığını yapıyorum şu an. Valla fena değil yaptığınız avukatlık. Bence mümkün. Burada CHP değil ama... olabilir mi? CHP değil ama şahıslar. Başka tip şahıslar. Şahıslar, evet. Yok, CHP demiyorum. Evet. Arkasında bazı şahıslar olabilir mi CHP başarısız olsun diye? Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki bazı şahıslar diyorum. Soru işareti koyuyorum. Ama yine ne, şeytan avukatlığını ne yaparak soruyorum. Ne partiymiş ya? Vallahi. Vur yıkılmıyor yani. Ama içeriden vuruyorlar. Halk Partisi. Ya içeriden vuruyorlar, dışarıdan vuruyorlar. Atatürk'ün partisi. Kolay bu kadar mı? Kötü duruma kolay düşmemiş mı? Yani. Çok zor. Atatürk'ün partisi. Üzülüyorum. Bir Türk vatandaşı olarak sonuçta. Atatürk'ün bir... partisinin programında Atatürk'ün adı geçmemiş. O da enteresan. Evet. Ama yani bilmiyorum, değişik şeylere gebeyiz herhalde. Ben öyle anladım anlattıklarından Ali Bey. Estağfurullah. Ama Murat Kurum acaba, yine söylüyorum, ya zayıf bir isim miydi? Değil, hala değil, söylüyorum. Değil. Siz kampanyadan diyorsunuz. Tabii, ancak tabii ki bir kampanyada taraftan da evet, ben Murat Bey'i de şahsen çok tanırım bu arada. Evet. Çok da kendisiyle çok da röportajlarım olmuştur Murat evet, Bey'e. Herhalde siz de çok katılırsınız. Çok da severim ya kendisine. Çok saygın. Bakın dediğiniz ne biliyor musunuz? Tanıdığınız zaman sevdiğiniz biri. Tanımı adamcağız işte, şeyde tabii yoktu ki. Yani hem böyle nasıl diyeyim, böyle mütevazi bir insan. O tanıdığım çok, kadarıyla. Çok, uzun çok zamandır tanıyorum. Emlak konu dürüst zamandan beri. O şeyden röportajlar yaptığım için gazeteci olarak. Fakat nokta şuraya çıkıyor. O başka bir şey. Çünkü iyi olması, mütevazi olması başka bir şey. Ama böyle bir önemli seçimde belki kampanyayla desteklenmesi başka bir şeydi sizin görüşünüze göre. Ama burada ben ismin de ön planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz Sayın İmamoğlu biraz daha agresif ve yırtıcı bir üslupla devam ediyor. Sayın Kurum biraz daha sakin yürüyor. Evet, evet. Gözlemlediğim bu vatandaş olarak gözlem ve gazeteci olarak böyle gözlemledim. Katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum. İletişimde buna spin doctor diyorlar. Spin doctor. Böyle PR numaralarını kullanıp İşte ceketi çıkart, kravatı at, gömleğin kollarını kıvır falan. Hayır, ben yani öyle gideri vardır illaki böyle evet. söylediğiniz şeyleri. Hayır canım, sempatik. Yani bu da tecrübe gerektiren hususlar değil mi? Yapı meselesi de var. Yapı meselesi de var. Kurmayları da var. Şu anda bu işten bir tek problemi bana sorarsanız orada bakın öğrenemediler hala. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini kaybetmelerine neden olan faktörü Meral Akşener çözdü, diğerleri zaten çözmüştü. Fakat şey göremiyorlar bir türlü. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, eş başkanlar, Özgür Özel Bey ve Ekrem Bey bence göremiyorlar. Eş başkan mı dediniz şimdi siz onlara? Hmm. Şimdi bir tanesine yönetici, bir tanesine lider diyorlar, biliyorsunuz değil mi? Hangisi yönetici, hangisi lider? İstemedi Sayın İmamoğlu bu arada bir dakika şeyi. Hangisi yönetici, hangisi lider? Ben bu konuda yorum yapmayacağım. Hayır, size değil ya. Söyleyenler hangisinin yönetici, hangisinin lider diyordur sizce?
Söyleme, yine de söyleyeceğim. Benim görüşüm gibi olur çünkü. Bu konuda konuşmayacağım. Ama mesela peki. Sayın İmamoğlu Özgür Özel'i afişlerini istemedi galiba. Öyle tabii biliyorum ben. Tabii canım. Nereden istesin? Aşağı çeker onu çünkü. Bir de biliyor. Şimdi az önce KC'de de gördüm. Gözde Hanım da sordu. Hani afişler etkiliyor mu dediniz ya ilk sorunuzda. Afişler seçimleri nasıl etkiliyor? Bırakın siz şeyi. Normal bu Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum vesaire ve diğer İstanbul adaylarını. İlçe adaylarının afişleri bile kötü. Kötü, doğru. Yani bu parti ayırmaksız söylüyorum ha bunu. Doğru abi, bir tek o sorunuzla ilgili bir şey arz edeyim. Yapılan ölçümlemelere gene döneceğim. Şu anda Türkiye'de siyasi iletişimde en baskın araç, medya, mecra, televizyon hala. Hala mı? Tabii tabii. YouTube falan değil yani. Değil. Bu şeyler falan dördüncü, beşinci sırada geliyor. Hangi, sosyal medya? Yok ya, şey afişler yani. Peki afişlerde... Esas televizyon. Bakın televizyonda ne yapılıyor? Bir baksanıza. Hangi etkili kampanya görüyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin filmleri de kötü. AK Parti'ninkiler de çok ciddi bir etki yaratmıyor yani. Yazık, günah ya. Afişlerde Özgür Özel'in olmaması İstanbul adına özellikle daha mı olumlu sizce? Ekrem İmamoğlu cin gibi adam. Yani... Onun oraya koydurmuyorsa vardır bir bildiği. Biliyordur aşağı çekeceğini yani. Kendisini aşağı çeker yani Özgür Özel yani. Belli. Yani Özgür Özel'in... Ha bugün... Mesela Kılıçdaroğlu olsaydı şu an CHP'de, CHP'nin başında, Kılıçdaroğlu'yla aynı resme girerdi bence. Kılıçdaroğlu zaten ama öyle Özgür bir şey müsaade etmezdi. Görülmedi zaten. Ama şunu da merak etmiyor değilim. Program esnasında söyledi ya Ali Bey de. Yani gerçekten oldu da oldu, Kılıçdaroğlu'yla bir sonraki CHP'nin seçimin şey genel kurulunda Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu karşı karşıya gelir mi ya gerçekten? Aday. Valla Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına giden yolda hiçbir başkan şey engel olarak görmez. Her şeyi enteresan bir durum olur bana peki göre. Peki şimdi Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşe dair sinyalleri var. Var. Baktığımızda bürosu işte, var. Ankara'da seçim bürosu gibi bürosu var. Büroları evet, İstanbul'da da olduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu böyle bir işte hazırlık yapıyorsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan son seçimim diyorsa, Meral Akşener çıkıp CHP'den oy istemiyoruz, oy alamazsam da seçimi bırakacağım gibi açıklamalar yapıyorsa, bir devinin bir dönüşüm mü var acaba? Bu taraftaki söylemleri nasıl okuyorsunuz? Ne taraftaki? Yani işte bırakma, bir dönüş tekrar dönüş. Türk siyasetinde demek yani hani bu bırakma ve geri dönme söylemleri çok gündeme geliyor ya artık. Eyvallah. Şimdi şöyle tek tek ilerleyelim. Dünya değişiyor. Biz de değişeceğiz. Mecburuz. Bazı şeyler değişiyor. Eski eskide kalır. Yeniler arkamızdan gelir. Bu hepimiz için geçerli. Demek ki öyle bir şey var. Bunun üstüne söz söylenir mi ya? Şöyle diyelim. Efendim, post Erdoğan diye bir tartışma var AK Partililer içinde. Duymuşsunuzdur herhalde, değil mi? Erdoğan sonrası. Erdoğan sonrası ne olacak? O çok merak ediliyor. Değil mi? Bu son açıklamasından sonra, bravo, değil mi? Bravo. Ondan önce başlamıştı bu post Erdoğan ne olacak diye. Peki, hatta şöyle iddialar vardı yani, Selçuk Bayraktar mı acaba? Mesela Selçuk Bayraktar eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapsaydı Cumhurbaşkanı, denecekti ki bu ya. Bu söylem çok güçlenecek. Hazırlıyor Selçuk Bayraktar'ı. Erdoğan sonrası döneme denecekti. Fakat belli ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu planlıyor ve düşünüyor. Bakın daha 4 sene var, değil mi? Ne planlıyor 2028. olabilir? Mutlaka kendisinden sonrası AK Parti tasarımı üzerine düşünüyordur. Ve tabii ki kendisinin... Yani ANAP gibi olmasın diye. Kendisinin, evet bravo. Kendisinin Cumhurbaşkanlığından ayrılması sonrasında planladığını çok net ben biliyorum. Yani ne yapacak? Amerikan başkanlarının ne yaptıklarını biliyoruz. Hatta Almanya'daki politikacıların da ne yaptıklarını biliyoruz, evet, sonrasında. Fakat Türkiye'deki bir... Bu ilk defa olacak 22 ama. 22 yıl, 23 yıl, hatta 28 olursa 26 yıl. Evet, ilk defa olan bir şey Türkiye'de olan, 26 evet, yıl sonra. Sonrasında, evet. Sonrasında ne yapacağını bırakması. Bırakırken sonrasında yani 74 yaşında olacak. 74 yaşı dünya siyasi tarihi için çok da ileri bir yaş değil yani. Biden'a bakarsak. Biden'a bakın, Reagan'a bakın. 86'ydır yılın. Şimdi doğru. Burada demek ki ondan sonra kendisi için de bir projesi, programı var.
parti içinde olması mukadder. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise esas problem. Burada mesele sadece liderlik problemi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varoluş nedenini oluşturan temel ilkeler, Atatürk tarafından konmuş temel ilkeler dejenere olmuş ve bozulmuş durumda. Çok eleştiriliyor son zamanlarda. Evet, bu bozulmuş durumda. Bunların yerlerine oturtulup belli bir ilkeler manzumesi etrafında yeniden o varoluş nedeninin tanımlanıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kilitlenmesini sağlayacak bir liderlik gerekiyor. Bu mutlaka bu arayışlar bir sonuç verecektir. Çok köklü bir parti. Evet. Orada bir sonuç mutlaka verecektir. Ak gezenler vardır demek ki dışarıda. Kesinlikle. %100 vardır olmaz mı? Kesinlikle vardır. Bir, her şeyin bir nasıl diyeyim kurul... Öbür tarafta, MHP'de konsolide olacak büyük bir ihtimalle şeyler. Milliyetçi kökenli. Peki işte, Sayın Erdoğan bırakma kararı seçimden sonra bir daha girmeyeceğim bırakma dedi kararı ya. Değil ki öyle ya. Değil bir daha girmeyeceğim seçime diyor ya. Nasıl girsin zaten? Giremiyor gibi. Zaten hukuken. Evet. Ben Bahçeli'yi merak ediyorum. Evet. Sayın Bahçeli ne yapacak? Ya Devlet Bahçeli devletten seçim yana olan bir adam biliyorsunuz kesinlikle. Devletin bekası onun için son derece önemli. O orada da Milliyetçi Hareket Partisi içinde de çok ciddi kadrolar var. Orada da hiç şey problemi yok çünkü. İçeride ilkeler manzumesinde bir problem yok mu Milliyetçi Hareket Partisi'nde? Yok orada yok. Orada başka problemler var, herhalde. Doğru ama işte onu çözerler. Ama burada en büyük şey hareket bence ve değişim, dönüşüm. Madem değişim dediler bir şey değişmedi tabii şu anda. Bir tek şey değişti. Üstteki kadrolar şeyi temizlediler bayağı. Kılıçdaroğlu'nun bütün ekibini temizlediler. Hatta ilçelere kadar indiler yani. Bunu Kılıçdaroğlu hiç pozitif bir şey olarak algıladığını zannetmiyor. Peki madem Özgür Özel hani deniyor ya siz dediniz ya Özgür Özel daha doğrusu bakış açısı olarak hani bir lider bir yönetici hikayesi. Peki Özgür Özel kendisi mi yapıyor Kılıçdaroğlu'nun has adamlarını göndermeyi? Hayır. Tabii ki herkes biliyor ki esas Ekrem Bey bu işin ben bilmiyorum. Size soruyorum. Merak ettiğim için soruyorum. De, yani benim de gözlemim ve de çevreden duyduğumuz Ekrem Bey hakim esas olarak. Baksanıza yani en basitinden ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Cumhuriyet Halk Partisi içinden kim tayin edildi? Ekrem Bey'in onayladığı Karşıyaka Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. Yoksa Özgür Özel'in adayı başkaydı. Neyse yani burada uzun belli bir vadede belli ki gözüken o ki Ekrem İmamoğlu hakim olacak partiye. Öyle gözüküyor yani. Eğer içeride başka bir alternatif gelişmezse. Kılıçdaroğlu dönerse? O zaman hayli eğleneceğiz demektir yani Kılıçdaroğlu. Çünkü çok ciddi bir şey kazandı ya bunların yüzünden. Sempati. Yani. Sempati kazandı durduk yerde yani. Zaten kör öldü badem gördü. Hayır bir şey de yapmadı yani. Öyle dinliyor. Sessiz sedasız durmak bile zaten Türkiye'de. Zaten kendisi Gandhi deniyordu ya. Evet. Sessizlikle izliyor. Buradayım be buradayım dedi ya böyle bayılayım evet. Masaya vura vura. Hala burada demek ki. Öyle kolay bırakılmaz peki dedi, herhalde. Bak, peki dedi. Peki dedi herhalde. Şey, son bir dakika. Son bir dakika. Çok teşekkür ediyorum. İlk efendim. Program. İlk yayın işte biz bilmiyorum. İlerleyen yayınlarda keyifli. Açılırız herhalde biraz. Bu hafta iki gün daha yeterli. Beraberiz. Daha çok atışacakmışsınız geliyor bana. Niye atışalım ya? Ağzınıza sağlık. Çok iyi. Bak üç konuda anlaştık. Bir, aramızdaki evet. Sevgi, sempatide hiçbir sorun yok. İki, daha ne istiyorsunuz? Anlaşmama canım? Konusunda anlaşmamız var. Tabii. Öyle bir anlaşmama konusunda anlaşmamız var biz. Bu konuda anlaşabiliyoruz. Valla inşallah bundan sonra bu yayınlarda Türkiye biz de güzel güzel yorumlarız. Türkiye örnek olsun medeni ilişki biçimi ya. Değil mi? Allah. Tabii değil mi? Kesinlikle. Katılıyorum. Ali Saydam, Zeliha Saraç. Seçimlerde bakalım çok merak ediyorum. Ali Bey'in seçim sonrası yorumlarını aşırı merak ediyorum. Yani ben de. 1 Nisan günü bu not aldım. Bu programı kaydediyorduk değil mi? Evet. Tamam. Yani efendim bu YRP ile ilgili. 1 Nisan hangi güne geliyor ya? İşte 31 Mart'tan sonra 1 Nisan günü. 31 Mart hangi günü? Pazar değil mi? Pazartesi 1 Nisan'da işte 1 Nisan. Pazartesi yayında olacağız. Eyvah. Ali Beyciğim buraya yazdım. hem DEM Parti ile ilgili söylediklerinizi hem YRP ile ilgili söylediklerinizi hem MHP ile ilgili işte pardon özür dilerim MHP değil Meral Akşener. Tek tek yazdım kafamda şu an.
Merak ediyorum ne olacak, çok merak ediyorum bakalım. Ben hadi kapatıyorum bakalım. O zaman. Biz tartışmaya devam ederiz. Tamam yani. Peki. Evet, bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gün rotasında yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Günler, TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Oya Çebi. Bugün 11 Mart Pazartesi, saatlerimizde artık 12'yi gösteriyor. Haberde gün ortasıyla karşınızdayız ve gündemin öne çıkan satır başlarıyla başlayalım önce. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak sınırındaki terörü bu yaz kalır.